Evet, hepinize merhabalar, günaydınlar. Bilim, teknoloji ve ekonomi sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Doktor Şuayb Birinci, Sağlık Bakan Yardımcımızı ağırlayacağız. Açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'na sözü bırakıyorum. Hocam buyurunuz. Mikrofonu da açarak başlayabilirsiniz hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, bugün çok güzel bir misafirimiz var. Sağlıkta, dijitalleşmede Türkiye'de çok önemli katkıları olan, uzun yıllardan beri bu konudaki bilinci ve vizyonuyla çok önemli çalışmalar yapan ve bu pandemi sırasında da milletimizin en iyi şekilde sağlık hizmeti alması için de büyük katkıları olan bir hizmeti başlatan Doktor Şuayb Birinci'yi dinleyeceğiz. Ondan önce kısaca derneğimizi her zaman olduğu gibi kısaca bir tanıtmak isterim. Bilgi Ekonomisi Derneği'ni yaklaşık bundan 6 sene önce bilim, teknoloji ve ekonominin Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için ne kadar önemli olduğunu altını çizmek isteyen bir grup bilim insanı arkadaşımızla birlikte kurduk. Ve derneğimiz 2016 yılında faaliyete başladı ve Türkiye'de ve dünyada bilimin, teknolojinin, eğitimin Türkiye'nin kalkınma gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu altını çizen çalışmalar yapıyor ve bu manada da 3 yıldan beri bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerimizi yapıyoruz ve 2 haftada bir değerli misafirlerimizle çeşitli bilim ve teknoloji konularında, sağlık konularında sunumlar dinliyoruz. Bugünkü misafirimiz de çok değerli Sayın Bakan Yardımcımız Doktor Şuayb Birinci. Doktor Şuayb Birinci bize sağlıkta dijitalleşme konusunda çok değerli sunumunu yapacak. Kendisini ben ta İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı tanımıştım. 2000'li yılların başlarından itibaren. Ve ondan sonra Ankara'da müsteşar yardımcısıyken, ben de bakan yardımcısıyken beraber çalıştık. Ve her zaman vizyoner bir insan olarak çalışmalarına devam etmiştir. Sayın Bakanım, ben daha fazla oyalanmayayım, sizin sunumunuzu dinleyelim. Buyurun. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Evet, sizinle çalışmak da güzeldi Ankara'da. Keşke Ankara'da daha fazla vakit geçirseydik beraber, tecrübelerinizden yararlanır. Sağ Belki olun. bazı köprüleri daha hızlı geçerdim. Allah razı olsun. Ankara'da biliyorsunuz bol miktarda köprü var. Hendek de boldur. Hendek'te altından su geçmeyen köprüler çok fazla Ankara'da. Evet, maalesef. Öncelikle Sayın Bakanım da bahsetti, sağlıkta dijitalleşme ve bunun pandemideki işimizi nasıl kolaylaştırdığını ve gerçekten pandeminin dijital yönetimine nasıl etkisi olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Belki bugün dünyada pandeminin işte bu salgının yani hareketsizliğin oluşturduğu dijitalleşme indüksiyonu dünyada dijitalleşme endeksini biraz bayağı artırdı. Son zamanlarda çok hızlı artırdı. Ama bizim hikayemiz biraz daha eski. Gerçekten uzun süredir dijitalleşme atağı olan bir bakanlığız. Birçok bakanlığa da örneğiz. Birazdan zaten bahsettiğimde de ne kadar hikayenin eski olduğunu ve sürecin ne kadar istikrarlı bir şekilde bu meseleye odaklanıldığını da göstermek açısından fırsat olacak. Ben bazı slaytlarımı hızlı geçeceğim ama eğer biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Herhangi bir şey alanda müdahale edebilirsiniz. Özellikle Sayın Bakan, o da hızlı konuşan birisidir ama hızımdan rahatsız olursanız lütfen beni uyarın. Konu bütünlüğünü bozmamış olurum. Şimdi aslında bugüne gelmemizde çok ciddi emekler var. Baktığınızda dijital bilgi sistemleriyle alakalı, dijitalleşme ile alakalı bakanlık ilk adımını belki 96'da bir ÇKS, işte bir Dünya Bankası desteğiyle bir hamlelerde yapıldı aslında ama en büyük hatanı 2004'te yaptı ve Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı'nı yayınladı.
Sonra 2006'da ya yani o zamanki tarih çerçevede sağlık veri sözlüğünü yayınladı ve hangi sağlıktaki hangi verinin hangi ID ile sistemlerde, yazılımlarda yer alması gerektiğine karar verdi. Ve bu sözlük gittikçe genişledi. Artık eskiden sürekli böyle kitap olarak yayınlanırken artık günde haftada değişmeye başladığı için sadece webten yayınlanır hale geldi ve model de daha sonra değişti. Ama bizim için gerçekten iyi bir kaynak oldu. Bu 96'da bahsettiğim Dünya Bankası desteğiyle dijitalleşme atağında bir çekirdek kaynak yönetim sistemi kurgusu vardı. 96'da başlayan proje 2006'da yönetmelik değiştikten sonra yönetmeliğe aykırı bir şekilde bitmiş oldu. Yani çünkü proje süreleri çok uzayınca ve dünyadaki dijital değişim çok hızlanınca bu tarz problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Arayışlarımız devam etti. Sonra 2008'de Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi SalkNet devreye alındı. Bu çalışmalar başlatıldı ama daha sonra bu proje fail oldu. Ve artık bu projeyle alakalı bir şey, herhangi bir altyapımız yok. Ama bu projenin şöyle bir avantajı var, hep söylenir. İki projeden birisi bilişim sistemlerinde fail olur. Bu bizim fail olan projemiz olması sebebiyle o fail olma hakkını kullandıkları için bu proje bizim önümüzü rahatlattı. Bu projeden öğrendiğimiz çok şey oldu. Çünkü neyi yapmamız gerektiği, yapmamamız gerektiği konusunda da bize ciddi geri bildirimler oluşturdu bu proje. 2010'da bugün dünyadaki en büyük merkezi randevu sistemi olan ve günde 600-700 bin kişiye randevu verebilen, bugün 2 milyon kişiye aşıyla beraber randevu verebilen bir sistemimiz var. Tabii ki her yıl yenilendi ve farklı yeteneklere eriştirildi. 2010'da bu sistem kuruldu. Ve 2010 rakamlarında muayene rakamları bunlar. 2020 rakamlarını söylüyorum. İşte 60 toplam şimdiye kadar 1 milyar 55 milyon randevu verilmiş sistemden. Türkiye'deki 84 milyon nüfusun 78.6 milyonu en az bir kere bu sistemden randevu almış. Ve 2020'de normal pandemi sebebiyle hastane başvurularımız azalmıştı. Buna rağmen 39 milyon mobilden, 4.6 milyon webden ve 63 milyon Alo 182'den randevu veren bir sistem. Günde ortalaması, 2020 ortalaması 456 bin, 457 bin randevu. Bugün artık bu rakam başka bir yere gitti. Az önce de bahsetmiştim. Ulusal Sağlık Net dediğimiz eski ilk büyük Türkiye çapında sağlık verilerinin merkezi toplandığı ve bütün farklı farklı sistemlerin entegre olarak veri gönderildiği sistem fail oldu. 2010'da Türkiye'deki bütün sağlık tesislerin finansal tablolarının tek bir sistem üzerinden yürütüldüğü tek düzen muhasebe sistemi kuruldu. Şu alt tarafı alayım. Sonra 2012'de hepiniz biliyorsunuz gümrük girişinden son kullanıcıya, eczanedeki son kullanıcı reçeteyle vatandaşa kadar bütün süreci takip eden ilaç takip sistemi kuruldu. Şu andaki dünyadaki en büyük yapılardan biri bu. Elektronik belge yönetim sistemi artık kamuda kullanılmayan kurum kalmadığı gibi 2013'te geçtik ve şu anda biz zannediyorum 2015'te Türkiye'nin her tarafında tamamıyla elektronik imzaya geçmiş kurumlardan biriydik. Bizim için benim kırılma anı olarak değerlendirdiğimiz projelerin şeyi başlangıcı 2004'te 2014'te başlamıştı. Yani bütün modeli değiştirmiş ve farklı bir modele geçmiştik. İlk etapta bu veri güvenliği tartışmaları olmasın diye Türkiye'de bütün sağlık verisi işleyen kuruluşları, kamu kuruluşlarının hepsini bir MPLS VPN ağına aldık ve tamamıyla kapalı bir network'te çalışmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'nin her tarafı anlık olarak takip ediliyor ve bugüne kadar aldığımız hiçbir saldırıda sıkıntı yaşamadık. Bazen hızımızı kaybettik ve şükürler olsun ki en büyük saldırılarda bile bir veri sızıntısı olmadı ve sağlık verileriyle alakalı herhangi bir problem yaşamadık. Evet, 2014'ün Temmuz ayında projelendirdiğimiz, aslında çok iyi hatırlıyorum 4 Temmuz adını da koyduğumuz projenin biz Ocak ayında teste başlayıp 2015 3 Nisan'da da lansmanı başladığımız, bir ay gibi bir sürenin içinde 3 milyon kullanıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Çok hızlı bir şekilde kullanıcısı arttı. Tabii ki ilk başta daha dar çerçevede başlamıştık ama artık çok fazla kullanıcısı olan, bugün itibariyle baktığınızda dünyadaki bütün standartları kullandığımız, aynı yetmediğinde
herhangi bir alanda standart yoksa da kendi standartlarımızla o standartları tamamladığımız ve şu anda Türkiye'de çarşaf değiştirme kodu dahil sayısallaştırmayan veri olmadığını söyleyebilirim. Yani geldikçe zaten bunları tamamıyla yapabiliyoruz. Günlük sağlık verilerinin hepsi, hasta memnuniyeti, tahliller, o kişisel giyilebilir cihazlardan gelen dataların proses edilmesi, yine işte aşı takvimi, vatandaşlarımızın değerlendirme raporları, hastalık raporları, radyolojik görüntüler, aklınıza gelecek her şey var. Yani hasta memnuniyetini dahi buradan ölçüyoruz. Kamu, özel, üniversite, muayenehane hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü bu sisteme veri gönderen herkes ve aynı zamanda vatandaş tarafından değerlendiriyor. Çünkü vatandaş kendisine ait her türlü sağlık verisini görebiliyor. Aile hekimi değiştirme, işte organ bağışı yapma, kalp krizi skoru hesaplama, ilaçları, reçeteleri, ilaçların yan etki bildirimleri, aklınıza gelecek her şey var. Bugün itibariyle baktığınızda 48 milyon kullanıcımız var. Bu sistemin üzerinden sadece 179 bin kişi kan bağışında bulunmuş. 10 milyon bağışlanan organ sayısı var. Ve şu ana kadar 92 800 hekim kendi hastalığını verene bu sistem üzerinden erişmiş ve 85 milyon kere erişmiş. Biraz bayanların en azı daha çok sevdiğini görüyoruz. %57'si kullanıcıların bayan, %43'ü erkek. Muhtemelen çocuklarından dolayı bayanlar daha fazla kullanıyor. Teletip sistemini biliyorsunuz, bütün Türkiye'deki radyolojik görüntüler ve tıbbi imajların hepsinin gönderildiği bir sistem. Bugün itibariyle baktığınızda bunu 2014'te başlamıştık ama yine 2015'te devre almıştık. Kamu, özel bütün kurumlarda var. Türkiye'nin her tarafındaki hastaneler entegre ve yüzün üzerinde radyoloji işleme yazılımlarına rağmen, farklı yazılımlara rağmen bütün sistemlerin entegre olduğu ve herkesin görüntü gönderebildiği bir sistemden bahsediyoruz. 342 milyon görüntü var, bu muayene var, muayene görüntüsü var. Yani eğer hani her bir muayene başına kesin sayısına bakarsanız milyarlarca görüntü var. Çünkü bazen bir tomografinin 3000-4000 kesit olabildiğini görebiliyorsunuz. 169 milyon sadece rapor var sistemde bugün itibariyle. İşte BTMR kesit sayılarına varıncaya kadar her şeyi aldığımız, radyasyon dozunu bile takip ettiğimiz, yine üzerinden görüntülü konsültasyon yapabildiğimiz, endoskopi datalarının hepsini görebildiğimiz, görüntülerini görebildiğimiz, videolarını ve JPEG'lerini görebildiğimiz bir sistemden bahsediyoruz ve paylaşabildiğimiz. Bunların hiçbiri merkezde toplanmıyor. Herkes kendi kurumunda bulunuyor. Ama herhangi bir hastaneye erişmek istediği zaman bizim sistemimiz üzerinden gidip oradaki görüntüsünü alıp hekimin değerlendirmesine fırsat veriyor. Hastası eğer izin vermişse. Bu sistemle şu anda %8 toplamda gereksiz çekimin önüne geçirildi. Yapay zeka destekli robotlar çalışıyor içinde. Özellikle mamografi de şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Yine hekimlerin herhangi bir çekim yapmak istediği zaman geçmişe ait 6 aylık görüntüsüne bakma zorunluluğu var. Ve MR ve tomografide biz sadece bir yılda 125 milyon tasarruf ettik bu projeden. Toplamda tetkik sisteminin kontrolünde bütün devreye aldığımız tomografi MR'da %29 tasarrufumuz oldu. Tabii bu tasarruflar bize değil, biraz SGK bütçesine yansıyor ama normalde devletimiz için tasarruf. ESİM projesi engelli insanların erişebildiği, ambulans çağırabildiği, işte hekimle işaret diliyle çeviri yapabildiği ve online bir işaret dili bilen personelin hep görüntü olarak telefonun bir başka ucunda olduğu bir sistem. Böylece engelli insanların tek başına da evde herhangi bir acil durumda ambulansa ya da sağlık tesisine erişmesini sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Burada biz engelli insanlarımızın çocuklarını çalıştırıyoruz call center'da, merkezde. Ve onlar kendi aile bireylerinde alıştıkları insanlara nitelikli bir destek hizmeti verebiliyorlar. Şimdiye kadar %25'i, %46 tercüme için kullanılmış, %26 miarisi için kullanılmış. Ambulans talebi %3 civarında kalmış. %25 de diğer talepleri olmuş insanlarımızın. Mekansal istek. Aslında buradaki temel amacımız Türkiye'de hasta hareketlerinin ne durumda olduğunu, oradaki testlerin yetkin kullanıp kullanılmadığı ve herhangi bir hekimin nerede daha çok ihtiyacının olduğu. Diyelim ki Rize'den Trabzon'a hasta gidiyor. Onun en çok hangi sebeple gittiğini, hangi branşı gönderirsem oradaki hasta hareketinin, hastanın başka bir yere gitmesini engelleyebileceğimi görme şansına sahip oluyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi yukarıda ASM'lerin erişim sürelerini görüyorsunuz. Bizde hemen hemen ortalama bir vatandaş 7,5 dakika yürüyerek
bir aile hekimine erişebilir eğer kendi adresine en yakın aile hekimini seçmişse. Böylece biz nerelere aile hekimliği merkezi, nerelere 112 merkezi kurmamız gerektiğini karar verebiliyoruz. Bu en sağda gördüğünüz hastaneye hareketlerde herhangi bir hastaneye gelen hastalığın nereden geldiğini, orada hastane olmasına rağmen aynı branştan gelişi çoksa o ilgili bölgelerdeki hastanelerin hangi branşta güçlendirmesi gerektiğini ya da bir hastaneyi yıkıp yenilemek istediğinizde aslında içeride şehir içindeki hasta hareketlerini azaltmak için ilgili hastanelerin ilgili bölgelerde hangi çapta bir hastane yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Mesela İstanbul örneğinden vereyim. İstanbul'da 2015'lerde her yıl kamu sağlık tesislerine insanlar 1 kilometre uzaklaşıyorlardı. Bu aslında ya nitelikli alanlar sebebiyle, yeni konut alanları sebebiyle sağlık tesisleri aşağıda kalıp, merkezde kalıp konut alanları yukarıya doğru çıkıyordu. Doğal olarak sizin aslında il içindeki hasta hareketlerini azaltmanız için daha yukarıya sağlık tesislerini onlara yakın yerlere yapmanız gerekiyordu. Bizim de o zamanlardan beri aktif bir şekilde çalıştığımız ve ihtiyaç hissettiğimiz bir modeldi. Bu mekansal iş zeka aracılığı bunu görmüştük. İstanbul'da bugün sağlık sebebiyle sokağa 500 binin üzerine insan çıkıyor. Yani hasta ve refakatçisiyle beraber. Böylece bu hareketin trafiğe getireceği yük hesapladığınızda aslında canlı bir şekilde bunu hep çalışıyor olmanız lazım. Yani bu aynı zamanda şunu da hesaplıyor. Silivri'deki bir adamın gastroenteroloji branşına erişme zamanını ve süresini ve mesafesini ölçebiliyorsunuz. Böylece Şişli'deki bir adam gastroenteroloğa işte 4 dakikada işte 3 kilometre giderek erişirken Silivri'deki bir adam 60 kilometre 1,5 saat giderek erişmesine fırsat veremezsiniz. Verdiğiniz sağlık hizmetinin herkes tarafından eşit olarak erişilmesini sağlamalısınız. Bu sebeple hekim ve sağlık tesisi planlamasını bu sistem üzerinden yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her bir hastalıkta da zamana dair ölçümleri de yapabiliyorsunuz. Ayın hangi zamanlarında hangi hastalığın nerelerde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Burada bir kuş gribi göç yollarını görüyorsunuz. Kuş göçü yollarını görüyorsunuz, göçmen kuşların. Tabii aynı zamanda kuş gribinin görüldüğü harita, ta o zaman yaptığımız bir haritaydı. Genelde kuş pisliklerine bulaştığı için aslında bir gezen tavukçuluğunun buralarda değil de buralarda yapılması gerektiğine karar verebilirsiniz. Burada gördüğünüz 112 erişim alanı, ambulansların bulunduğu yer mavi 5 dakika, sarı 10 dakika, bordo 15 dakikada erişim sürelerini görüyorsunuz. Böylece çok yoğun nüfus olmasına rağmen erişim süresinin 15 dakika olan yerler de var. Doğal olarak oralara ambulans planlamanız gerekiyor ve sistem zaten size nereye ambulans planlamanız gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi obezite haritası, bölgesel işte yemek alışkanlıkları birçok sebeplerle farklı yerlerde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Bunların ilçe düzeyinde de kırılımları var. Aslında buradaki temel amacımız şuydu. Bir tane yemeklerin kalorisini ölçen bir robot hazırlığı yapıyorduk. Zannediyorum çok az bir şey kaldı bitmek üzere. Böylece bölgesel yemekleri bulalım ve sağlıklı yemekleri bulalım. İnsanlara bir tane sanal diyetisyen üretelim. Ve o diyetisyen sayesinde de insanlar kendi hoşuna giden, işte geleneksel mutfağa alışkın yemeklerinden yiyerek hem kilo almasınlar, sağlıklı kalsınlar amacımızdı. Burada da işte hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarını görüyorsunuz. İlk başta 1400 sensörden başladık ama şimdi zannediyorum 2000 üzerinde sensör var Çevre Şehircilik Bakanlığı. Onları aynı anlık olarak alıyoruz. Ve hava kirliliği arttığında acile başvurun, özellikle astım hastalığının acile başvurusunun nasıl değiştiğini çok rahat ölçebiliyoruz. Ya karbon ayak izi miktarlarının sağlığa ne kadar etki ettiğini böyle bir hafta gibi ise biraz distimik hareket ediyor. Kirlilik artıyor 5-6 gün sonra başvurular artmaya başlıyor. Ve çevrenin insan sağlığına etkisini anlık olarak takip etme fırsatına sahip oluyorsunuz. Ürün takip sistemi 2016'da başladık ama şimdi artık teslim edildi. Bu ilacın dışındaki diğer tıbbi malzemenin son kullanıcıya kadar takip edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Gümrükten girip işte o ürünün hangi insanın kalbinin takıldı olduğunu bile görebiliyorsunuz. Yarın bir gün bir revizyon oranı ya da onunla alakalı bir tıbbi başarısızlık ortaya çıktığı zaman siz hangi üründen kaynaklandığını görme şansına sahip olursunuz. O zaman gerçekten hani ekonomik ürünün başarısızlığını, pahalı ürünün başarı veya başarısızlığını anlık takip etme, ona göre gerçekten doğru malzemeyi doğru insana takma konusunda farklı yetenekler geliştirme şansına sahip olabileceksiniz. Acil sağlık otomasyon sistemi çağrının başlangıcından hastaneden taburcu olana kadar bütün süreci takip eden, ambulansı girişten sonuna kadar giden, bunun en son işte akıllı tablet uygulamaları kalmıştı. Şu anda da onun ihalesini bitirmek üzereyiz. Bu bitince sürecin uçtan uca takip edildiği bir modelimiz, sistemimiz olmuş olacak.
diğer sistemleri bitti. Sadece ambulanslarımıza bir tablet alıp bu işi bitirmiş olacağız. Kamerasından tutun da cihazın, ambulansın içindeki cihazların tıbbi datasına varıncaya kadar her şeyin merkezde anlık seyredilebiliyor. Hasta için uygun hastanenin o anda karar verilip en yakın hastaneye ya da hekimin, tesisin kapasitenin en uygun olduğu hastaneye yönlendirme şansına sahip olacağımız bir yapı. Beyaz kod bu 2017'de devreye aldık. Buradaki temel amacımız aslında bu biliyorsunuz ki sağlık personeli şiddetin kaydedildiği bir model sistem. Burada şiddetin sebeplerini analiz etmek, nerelere yoğunlaştığına bakmak, gerçekten sistem, hizmetin akışı ve kısıtlayıcı basamakların, hastaların, işte vatandaşın şiddet uygulamasında nasıl bir tetikleyici unsur olduğuna dair değerlendirmelerinde yapılabildiği, şiddetin yoğunlaşma noktalarının neler olduğu ve böylece süreci idare açıdan en minimuma indirmek adına değerli raporların anlık olarak izlenebildiği bir sistem. 2017'de bütün doktorlarımızın reçetelerini elektronik ortamda yazabildiği ve sadece bir kodla istediği eczaneden ilacını alabildiği bir model, bir sistem geliştirdik. Böylece şunu aklınıza getirebilirsiniz. İşte yayladaki bir adam internet yokken nasıl reçete yazabilsin? Bir tane dağ köyünde bir mezrada insan reçete yazamaz mı? Şimdi o kısmını tamamlamak üzere de zaten onlara manuel reçete hakkı vermiş durumdayız. Ama şu anda onun içinde bir offline hale getiriyoruz. Böylece hekimin işte bankalardaki eski batı bankalarındaki TAN kodu gibi bir kodla uygulamasını gönderip daha sonra da reçetesini aldığı ama daha sonra da sisteme elektronik olarak ilk internete akses olduğu zaman reçetesini sisteme işlendiği bir modeli de bitirmek üzereyiz. İnşallah onu da bitirince sorunu çözmüş olacağız. Merkezi laboratuvar işletim sistemi bizim MELIS dediğimiz. Bu proje şöyle tarif edeyim. Bir hastadan kan aldınız. Kan tüpünü işte atıyorum Rize'deki bir hastanede aldınız. Bodrum'daki bir hastanede laboratuvar cihazına koyduğunuz zaman ondan hangi testin çalışılması gerektiğini ve o kişinin adı ve kişisel bilgileri hariç diğer işte hastalıkları, işte yaşı, şusu, busu onları gösteren sonuç çıktığı zaman direkt Rize'deki hastanedeki kişiye gönderen bir sistem olarak düşünün. Aslında bütün laboratuvarların aynı dili konuşmasını sağlayan ve Türkiye'deki bütün laboratuvarların birlikte aynı standartta işlem tesis etmesini sağlayan bir merkezi sistemden bahsediyoruz. Dünyada bunun örneği yok. Yani bu kadar büyük yapılar zaten entegre edebilen ülke de yok. Bizim ölçeğimizde böyle bir ülke zaten yok. Biraz Estonya işte 5 milyonluk bir ülke ama yine de bizim projeler onlar için, bizim yaptığımız sistemler onlar için geleceğe dair proje olabilecek durumda. Entegre kurumsal işlem platformu. Bu aslında bizim en başta kurguladığımız bakanlığın geri kalan bütün sistemlerini entegre eden kamu, özel, üniversite, her türlü personel kaydını aynı anda tutan bir model. Aşıda bunu çok kullandık ve şu an 1,5 milyon sağlık personelimiz olduğu da ortaya çıktı. Toplamda sağlık atmosferinin içinde 1,5 milyonun üzerinde insan çalışıyor. İşte hastanedeki güvenlikçiden aklınıza gelecek her türlü personelin kaydedildiği. Aynı zamanda işte YÖK'te diploma almış, sağlık alanında diploma almış herkesin olduğu. Bugün işte Türkiye'de kaç tane herhangi bir yerde çalışmayan bir podolog var, işte bir anestezi teknisyeni var, onların hepsini görebildiğiniz. Eğer bir kadro açacaksınız ya da bir ihtiyaç beyanınız varsa Türkiye'de ne kadar hangi sağlık profesyonelinin işte kendi alanında çalıştığına varıncaya kadar hangi sertifikaları aldığına da varıncaya kadar hepsini görebildiğiniz. Çok detayına girmeden şöyle anlatayım. Burada kişinin bir LinkedIn profili gibi profili var. Geçmişte kimlerle çalışmış onları görebiliyorsunuz. Nerelerde hangi başarılar elde etmiş, ne kadar yayını var, hangi eğitimleri almış, o eğitimlerin ne kadarı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bildirilmiş. Bunların hepsini görüyorsunuz. Kişi kendine ait her türlü bilgiyi görebiliyor. İzin işlemlerini, rapor işlemlerini, her şeyini buradan yapıyor. Ve bu sistemden aynı zamanda CV'sini bile oluşturabiliyor. Ama burada en önemli fark bir özel hastanede bir kişi başlamak için eskiden merkeze evrak gönderiyordu. Gönderme elektronik imzasıyla başlangıcını yapıyor. O diğer özel hastane mesul müdürü onu onayladığı zaman direkt işe başlamış oluyor. Başladığı gibi demek direkt SGK bildirim kaydı yapılıyor. Böylece herhangi birinin bir mağduriyeti de olmamış oluyor. Kamu özel bütün bu sağlık atmosferindeki insanların işlerini kolaylaştıran bir model. Ve burada şu an özel hastanenin ruhsat bildirimlerine varıncaya kadar hepsi yapılmak üzere
Burada işte kişi bir hastanenin AutoCAD projesini bile girip bu projenin merkezde onaylanmasını sağlayabiliyor. Böylece kişinin nerelerde çalıştığına varıncaya kadar her türlü detayı da tutabiliyorsunuz. Yine bu sistemin üzerine vaka paylaşım portali var. Anonim bir şekilde vakayı istediğiniz hekimlerle ya da çevrimiçi hekimle bu sistemi paylaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi diplomasından yazılı görüşmesine içinde bir WhatsApp gibi bir uygulamada gömülmüş durumda. İşte grup oluşturup herhangi bir problemle alakalı çözümün ilerletilmesine varacak kadar her türlü şeyler var. Görüntü görüşme zaten var. E-rapor, Türkiye'deki bütün raporların işlendiği bir sistem. İşte en çok sizin ilginizi çekecek olan kısımlardan birisi doğum. Şu anda eğer ismine karar vermişseniz, hastanede doğduğunda eğer ismini de sistemde kaydedildiğinde bir prosedürü var onun. İçişleri Bakanlığı ile beraber işlettiğimiz. Hemen birkaç saniye içinde kişinin TC'si oluşuyor. Doğmuş olan yeni yavrunuzun TC'si oluşuyor ve kimliği evine kart olarak basılıp geliyor. Böylece o bütün vatandaşlık haklarından hemen hazır bir şekilde vatandaşlık hakları başlıyor. Anne, baba herhangi bir şey o hengame içinde başka bir şey yapmak zorunda kalmıyor. Sürücü, engelli, askeri kapı, aklınıza gelecek tonlarca rapor bu sistemin içinde ve biz zaten bu pandemi sırasında da bu raporlardan çok fazlasıyla yararlandık. Hastalık raporlarına göre öncelikler belirlediğimiz zamanlar bu sistem aktif olarak yer aldı. Ve şu anda İçişleri Bakanlığı ile beraber çok güzel yürüyor. Türkiye'de artık bir insan dijital olarak doğuyor ve dijital olarak ölüyor. Hastalık yönetim platformu bizim en değerli projelerimizden biriydi bu. Gelecekte sağlık maliyetlerini aşağıya çekecek yapı bu aslında. Bu sistemin içinde hastalık rehberleri var, tedavi rehberleri var, işte clinical guideline dediğimiz. Bu tedavi rehberlerine göre herhangi bir hastalıkta sizin ne yapmanız gerektiğine karar veriyor. Tabii bunlar kronik takip gerektiren uzun süreyen hastalıklar. Ve şu anda toplam tedavi maliyetlerimizin %80'ini, %75'ini bu hastalıklar oluşturduğu için bütün dünya da önce bunlara başladı. Genelde dünya buraya işte kronik hastalık yönetim sistemi olarak değerlendirir ama biz hastalık yönetim platformu dedik. Çünkü 1100'e yakın hastalığı buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Böylece hekimlerin hastayı tedavi ederken ne zaman onu nereye göndermesi gerektiğini hem sistem uyarıyor hekimi hem de sistem aynı zamanda hastayı uyarıyor. Diyor ki mesela siz şeker hastasınız. İşte şimdi bir hafta için hemoglobin A1C baktırmalısınız. İşte şu zamanda mutlaka bir nefroloğa gitmelisiniz gibi. Hastanın verisine göre hekimi de uyarıyor ve Türkiye'deki hangi özel ya da tıp merkezi aklınıza gelecek muayenene nereye giderse gitsin. Eğer en azından o datası varsa da sistem onu yapılmış olarak görüyor. Yoksa onu kızarmış ve aile hekimine not düşürüyor. Bunu mutlaka hastanızı çağırın ve bu işlemlerinizi yapın diye. Yine şu anda bizim başladığımız bu sistemde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite, hipertansiyon ve obezite. Gelecekte çok umutluyuz bu sistemden. Zaten bunun arkasında da yapay zeka robotlarımız var. Bir süre sonra hekimin guideline'a ne kadar uygun olup davranıp davranmadığını ölçen ve onu puanlandıran bir modele dönüştürmüş olacağız. Bu sistem sunumum içinde yok ama bunun sonrasında neyim var projemiz var. Neyim varla beraber baktığınızda bir süre sonra hastaların birçoğunun hekime bile görüşmeden o sanal robotla muayene olup gerekli işlemlerini yapabileceğini göreceğiz. Uzmanlık eğitim takip sistemi. Bu aslında en kritik süreçlerden birisi biliyorsunuz. Batı'da birçok ülkede borç sınavı var. 5 yılda bir bazen daha uzun sürelerde hekimler hep belli sınavlardan geçer ve o sınavlar sonrasında tekrar hekimliğe devam ederler. Ama Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. Bu uzmanlık öğrencilerinin, asistanlarımızın hangi vakaları yaptığı, hangi eğitimlerini aldığı, hangi alanlarda çalıştığına dair bütün kayıtların tutulduğu, hocaların ona verdiği notlar, değerlendirmelerin hepsinin görüldüğü ve gerçekten yetkin bir şekilde uzman olduğunu takip eden bir model. Tam devreye aldık ama yönetmelik değiştiği için üzerinde revizyonlar yapıyoruz. Şimdi ben sana ne zannediyorum 1-2 ay içinde bütünüyle çalışmış olacak ve siz herhangi bir uzmanın farklı üniversitelerden ya da hastanelerden eğitim almış olmasına rağmen onların birbirine yakın şekilde eğitim almasını sağlayabileceğini düşündüğümüz bir sistem. Belki gelecekte bu sistemlerin üzerinden artık bunun arkasından boardla devam edebilecek ya yapı kurma şansımız olur. Yine 2018'de Sağlık Turizm Portalini başlattık. Ve teslim ettik. Şu anda aktif bir şekilde kullanılıyor. Bir Trivago gibi düşünün. Herhangi bir hastanenin özelliklerine varıncaya kadar bütün detayı görebildiği ve istediği kurumu seçebildiği ve sürecin uçtan uca takip edilebildiği bir modelden bahsediyoruz. Ek ödeme bilgi yönetim sistemi.
Bu Türkiye'de kamuda çalışan hekimlerimizin ve sağlık profesyonellerinin ekonomileri için ne kadar hizmet yapmışlarsa ne kadar puan almışlar. Bunların her birinin kendi kurumunun da çarpanına göre ne kadar ekonomi aldığı ve aslında ekonomide işte bazen aynı işle farklı ücret alan hastanelerin performans sebebiyle ya da klinik performans sebebiyle farklı ücret alan birimlerin olduğunu görüyoruz. Bunları en aza indirmek ve gerçekten herkesi benzer deneyimlere eriştirmek ve merkezden sürecin daha iyi yönetilmesini sağlamak için bizim için büyük bir avantaj. Şu anda bütün süreci aktif takip edebilecek bir modelimiz oldu. Başta da bahsetmiştim. Türkiye'de herkes dijital olarak doluyor ve dijital olarak da ölüyor. Bu da şu anda tamamıyla dijital olarak öldükten sonra İçişleri Bakanlığı'nın ürün tescil sistemine gidiyor ve böylece onun bütün veraset intikali, maaşının kesilmesi, işte ya varisi varsa onun emekli maaşıyla alakalı işlemlerin başlatılmasına varıncaya kadar her türlü şeyi tetikliyor ve işleri tamamen dijital ortamda bitiren bir sistemden bahsediyorum. Ve en son bütün bu sistemlerin hepsinden bir yapay zeka araçları da olan ve karar destek vericisi üreten sağlıklı istatistik ve nedensel analiz sistemi. Bunu pandeminin dijital yönetiminde zaten size aktif olarak gösterme şansım olacak. Şimdi bütün bu bahsettiğim sistemlerin içinde bir kısımdan bahsetmiyorum ama burada gördüğünüz sistemlerin başka bakanlıklar hariç hepsi bizim bakanlıkta çalışan aktif sistemler. Biz pandemi başladığı zaman bütün bu sistemlerin hepsinin ortasına daha önce kurguladığımız halk sağlığı yönetim sistemini aldık. Ve bunu bir pandemi yönetim sistemine dönüştürerek bu sistemlerin her birinden veri alan ve anlık olarak sürecin kolay yönetilmesini sağlayan bir modele dönüştürdük. Tabii bu atmosferin bütünüyle bir en büyük oranda en nabızın üstünde durduğunu da söylemek lazım. Böyle bir sistemle başladık. Biliyorsunuz bunlardan bahsetmiştim. Şimdi pandeminin dijital yönetimine nasıl başladığımızı göstereceğim. Evet, ilk 1 Mart yurt dışına gelen herkesi HSS'de pandemi yönetim sistemi dediğim sistemde kayıt altına aldık. Burada İçişleri Bakanlığı bize çok katkısı oldu. Gelen herkes kayıt altına aldık. Otomatik izleme düşürdük. Onları aile hekimlerine düşürerek onların izlenmesini sağladık. Başta 14 gün boyunca takip ettik. Daha sonra bunları 2-3 güne bir düşürdük. Çünkü o hem vaka sayısı çok artmıştı hem de gerçekten iş gücü çok bizi sıkıştırıyordu. Ve toplam yurt dışından gelen 1 Mart'tan itibaren 7,8 milyon kişiyi takip altına aldık. Ve onları sürekli her gün arayıp sağlık durumlarını sorarak onların riskli olup olmayanlarını da hastaneye çağırdık. Sistemi nasıl çalıştırdığımızı söyleyeyim. Önce hastayı arıyoruz. Hem ve yurt dışından gelenleri de direkt muayene ediyoruz havaalanında. Semptom gösteriyorsa onlardan test alıyoruz. Eğer test almışsa, testi pozitif çıkarsa onun sistem iş yerinde, okulda, hastanede, seyahatte ya da izolasyon için kaldığı yurtta, aklınıza gelecek her yerde, işte uçakta, trende, kendi yanında bulunan herkesi riskli kabul edip onlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun onlara aynı sürecin başlatıldığı, filyasyona çıkıldığı bir modelden bahsediyorum. Diyelim ki testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan kişinin temas ettiği kimler varsa hemen onlara filyasyon başlıyor. Birisi Hakkari, birisi Muğla olabilir. Çünkü aynı sistem oradaki yetkilileri hemen uyarı düşürerek bu kişiye gidilmesi gerektiğine karar veriyor. Sonra onların temasları eğer semptom gösteriyorsa onlar da bundan numune alınıyor. Numunesi pozitif çıkarsa bu kere temaslıların peşine düşülüyor. Ve böylece bu kişiler aynı zamanda temaslı kişiler 14 gün boyunca aile hekimi tarafından takip ediliyor. Ve herhangi bir semptom göstermiyorsa 14 gün takipten sonra kişiler takibi bırakılıyor ama semptom gösteriyorsa test alınıyor. Test alındıktan sonra her süreç herkes için tekrar devam ediyor. Böylece baktığında aile hekimini o bahsettiğim 7,8 milyon kişiyi izlemiştik biz yurt dışından gelen ve bu kapsamda bu Türkiye içinde de devam etti ve 91 milyon kez aile hekimleri tarafından izlem yapıldı. Kişisel bir rakam bu. Bu filyasyon ve aile hekimlerini izlem değerlendirme kontrol anketi de yapıyoruz. Biz bunu hem HES'ten yapıyoruz hem telefondan yapıyoruz. HES'ten kişiler mobil uygulamadan giriyorlar. Telefon anketinden de yapıyoruz ve böylece kişilerin ne kadar izlendiğini gerçekten aile hekim tarafından aranıp aranmadığını anlık görüyoruz. Zaten her akşam izleme yapılmamış kişinin geri bildirimi bütün yöneticilerin telefonuna geliyor. İlgili dar çerçevede işte ilçe müdürüne, bütün ildekiler il müdürüne ve en son Sağlık Bakanlığı'na bana geliyor. Bütün Türkiye'deki
izlem raporları. Eksik olanları zaten hemen ilçe müdürlüğü tamamlıyor. Bazen aile hekimlerinin izlem yapamadığı, yetemediği ya da bir şekilde eksik kaldığı durumlarda bunlar gerçekleşiyor. Umre'den dönen uçaklarda sağlık ekibi yerleştirmiştik. Çünkü burada en kritik şey bunlar hem yaşlı gruptu hem hastanede, eğer bunlar havaalanında toplansalardı oralarda kendi aralarında enfekte olan kişilerden daha fazla kişiyi bulaşacak diye biz uçakların kabin ekiplerini, sağlık ekiplerini koyarak 15 bin yolcunun havada muayenesini sağlamıştık. 11 Mart'ı biliyorsunuz ilk test sonucu pozitif çıkan vaka ve biz hemen onun ardından İstanbul'da o zaman sürecin içindeydik ve filyasyon ve izolasyon takip sistemini kurduk. Az önceki mekanizmanın çalışmasını sağladık ve 15.203 kişiden oluşan, minimum 3 kişiden oluşan 15.200 ekip ortalama bu süreçte sahada görev aldı. Yani bu ekibin 60 bin kişinin üzerine çıktığı zamanlar da oldu bazı zamanlarda. Yine vatandaşlarımız bu sürecin nasıl çalıştığını da bahsedeyim. Önce sistem ve pandemi yönetim sistemi dediğim SSS kaydediliyor. Sonra filyasyon talimatı gidince bir harita üzerinden ilçe müdür, ilçedeki yetkili arkadaşlar onu sahadaki en yakın ekibi iş sistemi üzerinden gördüğü için tamamen mobil uygulama kişinin aynı zamanda konumunu da takip ediyor. Onlara sürükle bıraklarla atıyor. Attığında oradaki arkadaş müsaitse o vakayı kendi üstüne alıyor. Vakayı alırken vakanın pozitif mi yoksa temaslı mı olduğunu renginden görüyor. Kırmızılar pozitif vaka, maviler temaslı vaka. Sonra direkt navigasyonla hastanın adresine gidiyor. Giderken ilk başlarda eve filyasyon ekibi gibi hırsızların gittiğini medyada çıktı. Biz onun üzerine daha vaka üzerine aldığınız zaman direkt o vakanın hemen cebine bir mesaj gidiyor ve Sağlık Bakanlığı'ndan sizi şu kişiler ziyaret edecek, doğrulama kodunuz budur diye. Gidince o doğrulama ve onay kodu aynı zamanda hasta bilgilendirme onay metni de orada. Onu verdiği zaman hasta kişiyi kabul etmiş oluyor. Biz orada hemen işte semptom sorgusunu falan sistem otomatik olarak süreç mobil uygulama üzerinden yaptırıyor. Ve kişiden numune alınırsa da onu otomatik barkod üretiyor. Hazır barkodları kullandırıp numunesini oradan alıp Türkiye'nin hangi laboratuvarına gönderse çalışılabilir hale getiriyor. Böylece sonuç çıktığı zaman direkt onu en nabıza gönderiyor. Bu gördüğünüz gibi anlık filyasyon noktaları. Biz bunları anlık olarak takip ediyoruz. Hangi ekipte kimlerin olduğunu biliyoruz. Bazen gece yarılarında falan bazı o kadar çok çalışkan arkadaşlarımız var ki gecenin birinde filyasyona giden insanlar görüyorsunuz. Arayıp teşekkür ettiğimiz kişiler çok oluyor ve bizi çok duygulandıran arkadaşlarımız oluyor. Biz bu süreçte kişinin adresi gidip gitmediğini GPS konumundan o filyasyon takip istediğimiz FITAS uygulaması üzerinden zaten görüyoruz. Burada kişiye haksızlık yapmamak için adreslerin doğruluk payını GPS kodlarına göre de zaten sürekli takip ettiğimiz için doğruluk payını bizim belirlediğimiz minimum threshold mesafeye ekliyoruz. Böylece kimseye haksızlık yapmadan onların gerçekten ne kadar adresi gidip gitmediğini görürüz ve aynı zamanda onların vatandaşlar tarafından o ekipler hakkındaki memnuniyetleri de ayrı ayrı topladığımız için hem telefonla, çünkü herkesi arıyoruz, hem telefonla hem mobil uygulamayla ekiplerden memnuniyeti de ölçme şansına sahip oluruz. Gördüğünüz gibi bu ekip HES üzerinden yapılmış bir ekibin anket verileri. Oradaki değerlendirme datalarına göre o ekibin ne kadar başarılı olduğunu, işte o ilçenin ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Burada en kritik şeylerden birisi adrese gittiğiniz zaman memnuniyet inanılmaz artıyor ve bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi %80'e kadar memnuniyeti yakaladığımız yerler var. Yine filyasyon hizmetini iyi değerlendirme oranlarını görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında memnuniyetimizin çok üst düzey olduğunu fark ediyorsunuz. İlaçların filyasyon ekiplerince verilme oranlarını bile ayrıca vatandaştan teyit ediyoruz sistem üzerinden. Gördüğünüz gibi sağlık hizmetinin değerlendirme anketlerine baktığınızda da %80 üzerinde memnuniyetin iyi olduğunu görüyoruz. Çok kötü ve kötü diyenler biraz bazen muhalif değerlendirmelerin olduğunu fark ediyorsunuz. Belki bazen subjekt değerlendirmeler olabiliyor. Burada adresi gitme durumuna göre anket verilerine baktığınızda hani yüz yüze ve sesli iletişim arasındaki fark da hani sesli iletişim de insanları çok memnun edebiliyor. Önemli olan sizin aslında yaklaşımlarınızın hangi düzeyde olduğu. Kişiyle yakın ilgilendiğinizde illa da adrese gitmenize gerek kalmayabiliyor. Bazen insanlar gelmemizi de istemiyorlar. İşte zaten salgın var, ben çok iyi durumdayım, siz başkasına gidin, ben işte telefonlarla size cevap verebilirim tarzında değerlendirme oluyor. Bu izolasyon süreçlerinde de İçişleri Bakanlığı ekipleri bizim sistemlerimiz üzerinden denetim yaptılar.
ve onların yerinde denetimlerinin de biz yerine gerçekten gidip gitmediğini buradan ölçüp biz İçişleri Bakanlığı'na raporlama şansımız oldu. Filyasyon sürelerini anlık takip ettik ve illerin filyasyon sürelerine göre o salgının ne kadar hızlı kestiğini görme şansımız oldu. Vaka sayılarının hızlı bir şekilde baskılandığını. Yerinde filyasyon oranlarını görüyorsunuz. Bu tabii teması da dahil yerinde filyasyon oranı. Bir kesitsel bir rakam bu. Ama vakaların yerinde filyasyon oranı oldukça yüksek. %93'lerin üstünde. İllere göre filyasyon ekip sayısını görüyorsunuz. Bu salgın zamanlarında bu ekip sayısının yukarıya doğru çıktığını gördük. Evet, gerçekten alnının öpülesi çalışanlarımızın olduğunu bize defalarca gösterdi ve bu salgın süresinde de bunu bize yaşattı. En çok duygulandığımız sahnelerden biri aslında bu bir tarafıyla baktığınızda. Dünyanın etrafında 203 kere dolaşmış bir filyasyon ekibi düşünün. Kişiler kendi cep telefonlarını kullanmasınlar diye şöyle ilginç şeyler de yaşadığımız oldu. Bazı insanlarımız kendi cep telefonlarıyla hastaları işte arayıp adresiniz demişsiniz geliyoruz işte izolasyon için lütfen izole olun işte kendinizi hemen farklı bir odaya herkesten ayrılın maskenizi takın gibi uyarıları önceden gidene kadar bulaşma olmasın diye bildiriyorlardı. Bazen o kişilerin telefonlarına daha sonra hoş olmayan geri dönüşler oluyordu. Bu olunca filyasyon takip sisteminin içine ben bir tane sanal santral yerleştirdim. Ve bizim sağlık çalışanlarımız 53.7 milyon dakika bunlarla telefon sanal santral üzerinden görüşmüş. Bir de mesela bu sistem şöyle çalışıyor. Siz sanal santralle onu aradığınız zaman filyasyon bitene kadar o telefon hep aynı olmasına rağmen kişi aradığında onu son arayan ekibe telefon gidiyor. Filyasyon işlemi bitince merkezdeki call center'a yönlendiriyor. Böylece o filyasyon ekibinin anlamsız bir şekilde rahatsız edilmesine fırsat vermiyorsunuz. Bu arada COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların eczanelerden satışını yasakladık. Bahsetmiştim ITS ilaç takip sisteminde bütün ilaçların elektronik ortamda dağıtıldığını ve eczanelerimizden verildiğini. Biz sistemden elektronik olarak kapatınca hiçbir eczane bunu yapamaz. Bu ilaçları hastalara veremez hale ve satamaz hale geldi. Böylece vatandaşlarımızın ücretsiz olarak bu ilaçları almasını sağladık. Bu uygulama çok değerli bir uygulama. Korona önlem web sitesi ve mobil uygulamasını açtık. Çok kısa sürede. Burada ne oldu? İstanbul'un salgının en yoğun olduğu zamanlardı bu zamanlar. Ve biz acaba bize başvurmayan problemli hastalar var mı? Yakalamadığımız riskli gruplar var mıydı? Var mı? Onları bulmaya çalışıyorduk. Ve bu uygulama sayesinde 135 bin riskli, 12 bin pozitif vakayı yakalayıp onların tedavi edilmesini sağladık. Bizim için en önemli hamlelerden biriydi ve 12 bin üzerinde vakanın yakalanmasını ve onların tedavi edilmesini sağladık. Arkasında yine yapay zeka destekli iyi bir algoritma var. Kişinin aynı buzdaki datalarına varıncaya kadar her türlü şeyi alıp o semptomları anlamlandırıyor. Ve kişiye maskenizi takın, risklisiniz hastaneye gidin tarzında değerlendirmeler yapabiliyor. Gördüğünüz gibi şu kısa zamanda çok ciddi bir katılım oluşmuş. Yine bu sürede 184 SABİM hattı üzerinde sesli yanıt sistemini kullanarak o risk kodları belirledik ve o kodlara göre kişinin MRS'ye yönlendirilmesini ve bizim merkezi call center'ımıza yönlendirilmesini sağladık. Yine hekimlerimiz Türkiye'nin her tarafında aynı tedavi uygulasın diye bilim kurulunun ürettiği tedavi rehberlerine göre aynı tedavi uygulasın diye bir korona karar uygulaması yaptık. Ve bu da yine hastanın pandemiye ait bütün datalarının toplandığı aynı zamanda kişiye özel o rehbere uygun şekilde tedavi algoritmaları üretmek üzere çalışan bir uygulamaydı. Ve bütün Türkiye'nin her tarafında aynı tedavinin vatandaşlarımıza uygulanmasını sağladık ve bu süreçte helikopter ambulans ya da benzeri ambulanslarla hastaların il değiştirmesine izin vermemiş olduk. Çünkü tedavinin her tarafta eşit olarak benzeri şekilde uygulanmasını sağladık. Yine test sonuçlarının vatandaş tarafından enebuza'da görülmesini sağladık. HSS ile ÖBS'nin yani pandemi yönetim sistemi ile ölüm bildirim sisteminin entegrasyonunu sağlayarak ölüm raporlarının anlık olarak yayınlanmasını sağladık. Yine bu arada sağlık personelimizde psikolojik problemler oluşmaya başlamıştı. Bu problemlerden dolayı online psikiyatrist ve psikologların sağlık profesyonellerimize yardım etmesini sağlamaya çalıştık ve onlar için bir tane görüntülü muayene uygulaması açtık. Bunların hepsini Nisan ayının içine gerçekleştirdik.
Yine özellikle ilk başta sağlık çalışanlarımızın otistik çocuklarıyla alakalı sıkıntılar oldu. Ev izolasyonları başlayınca onların da psikiyatristleri ve psikologlarıyla görüşmesini sağlamak için özdesi açmak durumunda kaldık ve görüntülü muayenesini sağladık psikologlarla ve psikiyatristlerle. Sonrasında şimdi hepimizin çok kullandığı ve dünyada en çok kullanılan, nüfusu oranına göre en çok kullanılan uygulamaya başladık. Zannediyorum artık nüfus oranının da üzerinde kullanılıyor Türkiye'de. Yani birinci dünyada bundan daha büyük bir uygulama yok. 73 milyon indirime, sadece 5 milyar 600 milyon HES kodu sorgusunun olduğu, 510 bin kişinin riskli kişinin temasını engelleyen ve onları işte uçağa, otobüse bindirmeyen, toplu taşıma araçlarına bindirmeyen ve salgının yayılmasında ciddi bir blok koyan uygulamalarımızdan biri oldu. Artık yetenekleri çok kişilerden bahsederim. Kişinin sosyal mesafesini gösteriyor, risk alanlarını gösteriyor. Ailesini eğer kendisi tanıdıklarını da eklemişse onların risk takibini yapabiliyor. İşte herhangi bir yere güvenli alan girişi yapabiliyor. Aşı bilgileri ve anketini sistemin içinden görebiliyor. Değerlendirme anketi de yapabiliyor. Herhangi bir yerin salgın kurallarına uyup uymadığına dair ihbar yapıyor. O İçişleri Bakanlığı direkt oraya denetime giriyor. Yine bu sistemden HES kodu alabiliyor, HES kodu sorgulayabiliyor. Şimdi zaten yakında HES kodu sorguladığın zaman kişinin aşılı olup olmadığını da görme şansına sahip olacağız. Hatta son 72 saat içinde bir negatif testi var mı? Yani temiz mi? Onu da görebileceğiz. Ama kişi kendisinin bunun HES kodunun içinde görülmesini istiyorsa göstereceğiz. Yoksa açık aktif olarak göstermeyeceğiz. Buradaki dataları da zaten az önce de bahsetmiştim. 5 milyon, 5,5 milyondan fazla sorgusu var. 143 milyon HES kodu var. Bir kişi birden çok HES kodu alabiliyor. Onların süresini tayin edebiliyor. Birçok yeteneklere sahip. Hızlıca geçeyim. Biliyorsunuz maskeyi bile ES üzerinden yayınlamıştık. BTK'dan aldığımız koruma verileriyle yine izolasyon takip sistemini kurup kişilerin bulunduğu adreslerden riskli kişilerin uzaklaştığını onlara uyarı gönderiyorduk. En önemli ilk yaptığımız hamlelerden birisi bir COVID-19 veri tabanı oluştu. Proje veri tabanı oluşturmuştuk. Dünyanın birçok yerinden maillerle bize çok fazla proje bildirimi geliyordu. İşte şöyle yaparsak biz size şunu yapalım, işte şöyle yaparsanız daha iyi olur tarzında. Faydalandığımız oldu. Hani büsbütün tamamıyla yararlandığımız projeler çok olmadı. Çünkü siz mutfakta daha çok bulunduğumuz için daha çok bizim aklımıza daha farklı projeler geldi. Hani bizim kendi bünyemizde mutfaktan daha çok proje ürettiğimizi söyleyebilirim. Ama dışarıdan da çok ilginç fikirler oldu ve bunlardan faydalandığımız da oldu. Raporların anlık takip edildiği uygulamaları özel bir üniversite hastanelerinin hepsini açtık ve böylece üniversite ve özel hastanelerin de bizimle beraber süreci sinadan takip etmesini sağladık. Herkesin salgının yönetiminde etkin yeteneklere erişmesini sağladık. Evden çıkamayanlar için mobil bir muayene uygulaması yapmak zorundaydık ve yaptığımız mobil muayene uygulamasıyla da vatandaşlarımızın hastaneye gelmeden muayene olmasını sağladık. Yine Türkiye ve dünyadaki COVID-19 istatistiklerinin hepsini Sina'da birleştirdik ve onlarla anlık karşılaştırma şansımız oldu. Bu bahsettiğimiz mobil uygulama Doktor Enables dediğimiz mobil uygulama. Bazen hekim ona danışma, bazen bir muayene olarak değerlendirebiliyor. Bu kararını tamamıyla hekime bıraktık. Reçetesinde yazıyor. Her şeyin sanal ortamda yürütüldüğü bir uygulama olarak kabul edebiliriz. Artık telesağlık dediğimiz, uzaktan sağlık yönetimi dediğimiz en önemli araçlardan biri muayeneydi. Hekimle hastayı buluşturmaktı. Bunu da yapmış olduk. Şimdi bu grafik çok değerli. Biz ilk başta biz OECD ülkelerinin içinde yatak sayısı aslında nispeten düşük ülkelerden biriyiz. Yani bizim genelde İngiltere ile benzer banttayız. Ama yoğun bakım yatak sayımız iyi. Burada ilk yaptığımız işlem Mart ayında gördüğünüz gibi normal elektif vakaların hepsini iptal ederek daha doğrusu planlı ameliyatları, operasyonları, işlemleri iptal ederek hastanelerimizde bir kapasite ve boşluk oluşmasını sağlamaya çalıştık. Burada gördüğünüz gibi birdenbire kapasitemiz aşağıya düştü ve daha sonra Haziran'da normalleşince tekrar hastanelerimizdeki normal yatak sayısı artmaya başladı. Ventilatör sayısını görüyorsunuz. Çok büyük bir ihtiyacımız olmadı. Yoğun bakımlardaki bu artışlar tamamıyla
elektif ve pil alan ameliyatlarının tekrar sistemin içine girmesi gibi oldu. Aslında biz kendi kapasitemizin doğru yönetilmesi konusunda ciddi önlemler aldık. Hep zamanında değerlendirmeler yaparak sürecin kolay yönetilmesini sağladık. Yine en değerli işlemlerimizden biri en yüksek riskli popülasyonun illere göre dağılımını hep aldık ve bu hasta, bu kişilerin teması ya da pozitif olup olmadığını anlık olarak takip ettik. Temasların pnömoni oranından temasların yoğun bakım oranına varıncaya kadar her birini anlık olarak takip ettik. Bir tarafta zatürre oranı, bir tarafta temaslık oranı ve bunların bu çarpanlar arttığında bizim tablomuzun ağırlaşmasını sürekli takip etme şansımız oldu. Gördüğünüz gibi bir ilin ilçelerine varıncaya kadar onları 3 günlük zamanlarda son haftaya göre değişim, vaka ortalamasının değişimine varıncaya kadar yoğun bakıma girme, pnömoni oranı, bunları her bir sağlık durumu için değerlendirebilirsiniz. Çok olmasın diye fazla örnek koymadım. Yine şurası şurası çok kritik. Biz 1 Mart 1 Nisan arasında ölüm oranımız o kadar ölüm oranımız ciddi anlamda yüksekti. Biz yaşlılarımızı ev izolasyonuna alarak bu ölüm oranını ciddi düzeyde düşürdük. Bu tabloyu başka tablolarda da göreceksiniz. İşte entübe olma oranının değiştiğini göreceksiniz. Yaş gruplarının değiştiğini göreceksiniz. Aslında izolasyon kararlarımızın insanlarımızın yaşamına nasıl dokunduğunu görme şansımız olacak. Yine bu üç dönemi karşılaştırdığımızda İşte yaş grubunu, hastalığın tedavisini öğrendikçe ölüm ortalama yaşının yukarıya doğru çıktığını görüyorsunuz. Yoğun bakımda kalma sürelerini kısaldığını görüyorsunuz. Yine yaşlı nüfusun yoğun bakıma girme oranı bizim için çok kritik parametrelerden biriydi. Onları biz anlık olarak takip ettik ve bizim sürecimizin kolay yönetmemizi sağladı. Yine 60 yaş üstü nüfus oranı illere göre bizim için kritik tablolardan biriydi. Bazı iller 60 yaş üstü nüfus oranı yüksek olmasına rağmen o 60 yaş üstü nüfusun vakaya dönüşme oranı düşüktü. Mesela Balıkesir bu illerden biriydi. O hasta bilinciyle de çok alakalıydı. Onlar bizim işimizin zorlaşmasını engellediler. Yine gördüğünüz gibi yaş nüfusun vakaya dönüşme oranı Balıkesir'de nüfus oranına göre daha düşük. Yine aktif temaslarda yaş nüfus oranı bizim için en riskli alanlardan biri buydu. Aktif temasları yaş nüfus oranı değiştiğinde sizin orada kaç gün sonra bunu anlık günlük anlık takip ediyorduk zaten. Orada kaç gün sonra yoğun bakıma girecek hasta sayısının kaç olduğunu, hastaneye yatacak olan insan sayısının kaç olduğunu görme şansına sahip oluyordunuz. Çünkü zaten bu hastaların hastalık profillerini bildiğimiz için onların ne kadar ihtimalle, yüzde kaç ihtimalle hastaneye yatacağını, yüzde kaç ihtimalle yoğun bakıma gireceğini, yüzde kaç ihtimalle öleceğini görme şansımız vardı ve bunları hep anlık olarak takip ettik. Yine aktif vakalarda yaş nüfus oranı bizim için en önemli kriterlerden biriydi. Yani vakaya dönüşmüş yaş nüfustan bahsediyoruz. Yine vakaların temaslılık oranları, temaslılık oranı arttıkça oralarda izolasyonun iyi yapılmadığını ve bu konuda hasta bilincinin oluşturulmadığı anlamına geliyor. Burada normalleşirken bazı illeri geciktirdik. Geçen yılki tablo bu. Mesela Zonguldak muhtemelen kömür sebebiyle pnömokonyozlar yani akciğerine etkilenmişliği sebebiyle bu hastalıktan fazlasıyla etkilendi ve orada vakaların hastaneye düşmeye ve yoğun bakıma girme oranı yüksekti. Biz oralarda nüfus başına vaka sayısını biraz daha farklı değerlendirdik. O bu hastalıktan etkilenme oranına göre oraların açılmasını veya izolasyon kararlarını verme şansımız oldu. Onun için 60 yaşın üstündeki vakaların hastaneye yatma oranlarının değişimini il il ayrı ayrı takip ona göre kararlarımızı revize ettik. Burada hasta olduğunda %25 ihtimalle yoğun bakıma girecek nüfusun dağılımını görüyorsunuz. Biz bütün nüfusun grip aşısına varıncaya kadar bütün planlamalarımızı bu çerçeve yaptık ve bu riskli grubu en önce riskli grubun içine aldık ve böylece bu insanlarımızın kaybedilmesini onların yaşamlarını onları bu salgından korumak için çok daha fazla çok daha önceden aksiyon alma şansımız oldu. Burada yaş grubu ve hastalık komorbid hastalık ve kronik hastalık sayılarına göre riskli popülasyonu görüyorsunuz. Bu riskli popülasyonun her bir yaş grubundaki sayılarını görüyorsunuz. Sonra bunların etkilenme yüzde kaçının vefat oranını göreceksiniz. Bu yaş gruptaki komorbide göre vefat oranlarını görüyorsunuz. Biz bütün çalışmalarımızı, algoritmalarımızı bu kurgun üzerine kurgulayarak o riski belirleyip ve onların her önceden aşılanmasını sağladık. Öyle bir o hasta yakalandığı zaman ilgili aile hekiminin, ilgili merkezi takip eden arkadaşların takibinin daha
sık olmasını sağlayarak aslında gerçek ihtiyaç duyan gruba daha fazla, daha yakın ve kontrol altında tutarak onun bu hastalıktan çok daha fazla etkilemesinin önüne geçme şansımız oldu. Yine bu komorbid hastalıklarının ve yaş aralıklarına göre sayılarını görüyorsunuz. Burada genelde 50 ile 75 arasında toplanıyor bu grup. Aslında frekansı ve hasta hareket nüfusu olması sebebiyle en çok hasta olan grup bu grup. Ama yine %80'e yakın kaybettiğimiz gruplar 60 yaşın üstünde. En yüksek riskli grubun yaş dağılımını görüyorsunuz burada da, kadın erkek dağılımı. Biraz normalde riskli nüfus kadınlarla erkeklerle birbirine yakın gibi durmasına rağmen bu hastalıktan etkilenme oranı erkeklerde çok daha yüksek. Bir de 45-60 yaş arasındaki erkeklerin aynı yaş grubundaki kadınlara göre çok daha fazla etkilendiğini görüyorsunuz. Neden acaba Sayın Bakanım, bir şeyiniz var mı? Bir sebebini analiz ettiniz mi? Neden erkeklerde çok daha yüksek? Yani ilk başta bunu şöyle değerlendirdiler. Hani biraz sigaraya atıfta bulundular. Yani sigaradan kaynaklanıyor olduğu konusunda değerlendirmeler geldi ama sonra yayınlar bunu desteklemedi. Yani erkeklerin bundan ne kadar etkilendiği şöyle de açıklanabilir. Ama Batı toplumlarında bunun karşılığı yok tabii. Hani daha hareketli bir nüfus, daha çok daha virüs yükü yüksek, işte toplu taşıma araçlarını kullanıyor gibi değerlendirmeler yapan da oldu ama şu anda erkeklerin neden daha çok etkilendiğine dair bir değerlendirmenin herkesin net kanaatinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani dünyada da böyle mi Sayın Bakanım? Dünyada da aynı mı yani? Dünyada da hep böyle. Bu hastalık sanki erkek hastalığı gibi. Yani kadınlar daha az etkileniyor, erkekler daha az etkileniyor. Ama şunu da kabul etmek lazım. Tıbbiyeliler bilirler. Ben öğrenciliğimden de çok biliyorum. Bir bebek doğduğunda böyle bir erkek bebek çok hızlı, sabah tertemiz bir bebek doğar. Sabaha bakarsınız mosmor olmuş, hastayı kaybetmişsiniz. Ve çok kötü şartlarda bir kız bebek doğar. Sabah ışıklarla oynadığını görürsünüz. Böyle hayatta sıhhi açıdan kadınlarımız daha dayanıklı da diyebilirim ama bunu bu COVID'le mücadelede, yani COVID'in etkisiyle açıklamam mümkün değil ama geçmişteki deneyimlerim de böyle. Hizmet kapasitemizde aktif olarak takip ettik. Hastanede yatan vakaların dağılımını kişisel görüyorsunuz. Yoğun bakımdaki vakasından entübe vakasına varıncaya kadar günlük hastanede yeni yatan vaka bizim için hep kritikti. Yatak ve ventilatör durluk olanı kişisel dağılımını görüyorsunuz. Bu bir kişisel sayılar. Yine yatışlar içindeki COVID hasta oranı çok bizim için değerliydi. Şimdiye kadar yatışlar içinde, yoğun bakım yatışları içinde COVID hasta oranımız %40'ı hiç geçmedi. Çünkü normal acil ve diğer vakalarımızı da hep devam ettirdik. Aslında süreçte bir tesis yoksunluğu yaşamadık. Şöyle bir araya girip ilginç şeyler de söylemek istiyorum. Türkiye'de hastane yatak sayısı olarak baktığında bundan 18-19 yıl önce 106 bin yatağımız vardı. Bunun 6 bin tanesinin işte nitelikli gerçekten hastanın kalabilecek 6 bin odasının olduğunu söyleyebilirim. Bu arada 100 bin yatak yapılmış son 17-18 yılda. 100 yılda yapılan yatak sayısına yatak sayısı kadar yatak yapılmış. Ama çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Son 6 ayda erişkin yoğun bakım yatak sayısı %51 artırılmış kapasitesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir kapasite, bu kadar büyük bir değişim, bu kadar büyük bir hareket olmamış. Daha ilgincini söyleyeyim. Biz o yılda 6.500 yeni yatak yapabiliyorken son 6 ayda 16.500 yeni, pardon 5.500 yeni yatak yapabiliyorken, son 10 yıllık ortalamamız bu. Son 6 ayda 16.500 yatak açmışız sağlık hizmetine. Ya, bu pandemi zamanında o kadar büyük bir aksiyon alınmış ki, yani siyaset kurumu bütün unsurlarıyla bu salgına savaş açmış gibi. Ve o, bizim ülkemizde onun için sedelerde, koridorlarda, hastane kapılarda insanların yatılıp yattığını ve kaybedildiğini göremedik. Normalde baktığınızda biz bu kadar büyük yatırım yapmamıza rağmen OECD ortalaması 10 bin kişiye 45 yatak düşüyor ama bizde 10 bin kişiye henüz 28'lerdeyiz. Hala o eksiğimizi tamamlamamış durumdayız.
Yani var olan kaynaklarımızı etkin kullanmak açısından inanılmaz bir refleks göstermişiz. Gerçekten sağlık ailesine ve hükümetin karar vericilerine buradan müteşekkir olmak lazım. Müthiş bir aksiyon sergilediler. Gördüğünüz gibi erişkin yatak hasta yatakları içinde COVID hasta oranını görüyorsunuz. Kişisel. Bunları da hep anlık takip ettik. Bunlar da hiçbir zaman %20'yi geçmedi. Ve biz bir yoksunluk yaşamadık. Erişkin yoğun bakım yatakları içinde COVID hasta oranını görüyorsunuz. Bazı illerde bu yukarıya doğru çıktı. Bazılarının yoğun bakım yatak seviyesi düşük. Bazılarında yaşlı nüfusun yaşaması sebebiyle COVID dışı diğer yaşlarında hastanede yatması sebebiyle o illerde sıkıntılı rakamlara yaklaştığımız oldu. Ama yoksunluk yaşamadık. Gerçekten yer yokluğu sebebiyle iller arasında nakil ihtiyacımız gerçekten olmadı. Çünkü o illerin önlemlerini çok önceden aldık. Hızlı bir şekilde hasta yataklarını yoğun bakım yataklarına, ara yoğun bakım yatakları üçüncü düzey yoğun bakım yataklarına dönüştürerek bodrumlarda, sığınaklarda bile yoğun bakımlar açtık hızlı bir şekilde. Ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağladık. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadılar. Yine erişkin yoğun bakım yataklarının dolu olanını anlık olarak sürekli takip ettik. Biz aslında sahadaki yöneticinin yönetim yeteneklerinin zayıf kalmasına bile fırsat vermedik. Hem bu raporları anlık olarak görmesini sağladık, hem biz onları sürekli il toplantılarıyla uyararak o süreçte öngöremediği bir şey varsa onların görünmesini sağladık. Ve süreçte hiçbir vatandaşımız yaşadığı şehrin şanssızlığıyla karşı karşıya kalmadı. Olası şanssızlığıyla karşı karşıya kalmadı. Yine illere göre erişkin yatak doluluk oranlarını kişisel görüyorsunuz. Yani biz her şeyi çok anlık takip etme fırsatına sahiptik. Ve bunun sağdaki bu raporların her birini, tabii bu bizim size gösterdiğimiz birkaç rapor var ama benim elimde 11 bin tane böyle dashlet var. Ve bunların her biri il müdürlerimize, ilçe müdürlerimize, hastane başhekimlerimize, üniversite özel hiç fark etmez. Bütün yöneticiler kendi yetki alanındaki bütün raporları aynı şekilde bunları kırılımlı olarak görüyorlar. Oraları doğru yönetmesini sağladık. Aslında yöneticinin bakışını da bu pandemi sırasında değiştirme şansımız oldu. Yönetim yeteneklerimizi geliştirdi bu süreç. Yani dijitalleşmenin en önemli etkileri de aslında veriyle ve bilgiyle yönetmenin ne kadar etkin bir yönetim fırsatı onlara verdiğini gösterme şansımız oldu. Ve şu anda insanlara bir rapor gösterdiğimiz zaman bize buradan ne anlıyoruz, bunu nasıl anlamamız lazım gibi geri bildirimler gelmeye başladı. Çünkü bakış açılarını değiştirdik. Onların frekansları, yönetici frekanslarını da başka bir yere taşımış olduk. İllere göre tüm yatakların doluluk oranlarını görüyorsunuz yine kesitsel. Ve burada pandemi süresinde özelle kamuyu karşılaştırdığımızda da hani aslında özel sektörün de bize çok ciddi destek olduğunu söylememiz lazım. Ama mesela 2019 yılında toplam Sağlık Bakanlığı toplam sağlık hizmeti kapasitesinin %73'ünü görürken pandemi sürecinde %80'ini görmek durumunda kaldı. Yani yine en büyük kamunun elinde kaldı. Burada da ama yoğun bakım ve entübelerde, entübe hastalarda özel sektörün bize katkısının çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onların ciddi yatak sayısı vardı. Ama onlara müteşekkiriz. Gerçekten bu zor zamanda onlar da bizimle cephede savaştılar. Hiç kamu özel hiçbir şekilde ayrım olmadı. Ve gerçekten bu büyük mücadelede hep yanımızda oldular. Birlikte hareket ettik. Hepsine müteşekkiriz. Burada ilaçla alakalı tartışmaları da çözmek için en çok hangi ilacın, en az hangi ilacın öldürdüğünü, ismini söylemeyeceğim ama iki tane ilacın ölüm oranı kullanıldığı zaman ölüm oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu da bizim aslında ilaçlarda da aktif değerlendirme yapıp bilim kurulu bilgilendirip rehberlerde güncellemeyi de hızlı bir şekilde tesis etmelerini sağladık. Bizim için en önemli kriterlerden biri de numunelerde pozitiflik oranıydı. Bu numunelerde pozitiflik oranı bize salgının nereye gideceğine dair ön bilgi veriyordu ve hangi illerde riskin tekrar yaklaşmaya başladığını görme şansımız oluyordu. Yine gidilmiş hanelerde hane başına numune sayısı. Turizm bölgelerinde bu biraz daha fazla. Bazen filyasyon ekiplerimiz bulaşmaktan korktukları için numune almakta imtina edebilecekleri kaygısını yaşamaya başlamıştık ve bu keresinde onları da anlık olarak raporlayıp farklı olan illerin uyarılmasını sağlamaya çalıştık. Ve hane başına numune sayısının yeterince fazla olmasını sağlayarak aslında içeriden herhangi birinin tekrar pozitifleşip de başka insanlara bulaştırmasını engellemeye çalıştık. Pozitif kişi başına numune sayısını anlık takip ettik. Sınır bölgelerinde ve turizm bölgelerinde bunların yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onlar gelenlere de bol miktarda test yaptıkları için pozitif kişi başına numune sayısı fazla oluyor doğal olarak. Yine en kritik işlerimizden birisi sağlık pano uygulaması. Bu tüm bu süreçlerin harita üzerinden anlık görülmesini sağladık. O anlık filyasyon ekipleri tamamıyla sağlık pano üzerinden çalışıyordu. Orada
sahadaki ilçe müdürlerimiz dahi kendi ekiplerin nerelerinde olduğunu anlık olarak görüyorlar. Vaka atmak istedikleri zaman meşgul olmayan ya da en yakın ekibe, çünkü konumlarını görüyor bütün ekiplerin, onlara vaka göndermesini bu sistem üzerinden sağlamıştık. Bir dakika, buradan. Evet, burada da COVID'in nasıl yayıldığını ve bugün nereye geldiğini size hızlı bir şekilde gösterme şansım olacak. Evet, ilk başta bir arttı, sonra Türkiye'yi kıpkırmızı hale getirdi, sonra tekrar sakinleştik. Evet, biz burayı da böyle anlık bir şekilde takip ediyorduk. Korkularımızın arttığı, gerçekten kaygıya düştüğümüz anlar çok oldu. Ama şükürler olsun, bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yürütme fırsatını bize ekiplerimizle beraber sundu. Allah'a da şükür ediyoruz. Evet. Bunu bahsetmiştim, vaka paylaşım portalını. Artık COVID hastalarının deneyimli ekipler tarafından, uzmanlarımız deneyimli diğer hocalarla kendi vakalarını tartışma şansları oldu ve böylece kendilerini Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de yalnız hissetmediler ve artık mücadelenin en kritik süreçlerinden birisi ve en büyük silahımız aşı. Aşılama için ne yaptık? Gerçekten dünyada aşı uygulaması, aşı programı açısından en iyi ülke olduğumuzu söylemek bizim için bir kibir alameti sayılmaz. Bunu herkes de kabul ediyor. Uğur Şahin'in bir bizim Bakan Bey'le canlı konferans sırasında söylediği şey de zaten buydu. Gerçekten aşı sürecini tamamıyla otomatize ederek çok kolay yönetilmesini sağladık. Dijitalleşimin en etkin yaşandığı yerlerden birisi de buydu. Ne yaptık? İlk başta riski grubu, bilim kurulunun verdiği önceliklere göre riski grubu en hızlı tanımlıyoruz. Kişinin aşak olmadığını SMS ile de öğrenebiliyor, en hızlıdan da öğrenebiliyor. Burada herhangi bir yerde aşı randevusu alıyor. Aşı randevusu aldığı zaman onun aşının bir barkodu, aşının randevunun koduyla direkt cebine geliyor zaten. Cep telefonuna geliyor bu kod. Ve onunla herhangi bir hastaneye gidebiliyor. SMS ile de bu bilgilendirme otomatik bir mesaj olarak geliyor. Hastaneye gittiği zaman sistem onun eğer alerji bilgisi varsa alerjisini falan görüyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bir aşı uygulaması yapan sağlık profesyonelimiz aşı yaparken aşı yapmadan önce o aşıyı yapacağı aşı ile alakalı sistem ona bir tane anket, sınav gibi bir anket uyguluyor. O anketten eğer 100 alamazsa ona aşıyı uygulatmıyor. Ve onun cebine bir tane video linki gönderiyor aşının nasıl uygulanacağına dair ve bir tane rehber gönderiyor. Onu gördükten sonra tekrar o sınavdan 100 alınca ancak aşı uygulamaya başlayabiliyor. Çünkü özellikle BioNTech aşısında işte çalkalanmayacak, işte sağa sola çevrilecek gibi farklı detaylar sebebiyle aşı etkinliğini değiştirecek, bozacak süreçler var. Bu süreçlerin doğru işletilmesini sağlamaya çalışıyor. Ve onun soğuk zincirini sisteme otomatik kontrol ediyor. Aşının kare kodunu okutunca hastaya yapmadan önce soğuk zincirinde bir problem varsa, geçmişte işte dolabın sıcaklığı falan değişmişse bu aşıyı uygulayamazsın deyip uyarıp onu vatandaşa yapmasına izin vermiyor. Sistem yine ona soruyor bunu nereden uyguladığına dair. Bazen işte biz insanın kolundan, deltoidundan uyguluyoruz ama bazı insanların ekstremite deformitesi olabiliyor. Oradan yapılamıyor falan. Yapıldığı yerleri falan hepsini kaydediyor. Okutuyor. Kişiye yapıyor. Yaptığı zaman kişiye mesaj gidiyor hemen cebine. Birinci doz aşınız oldunuz diye, isterseniz ikinci randevusunuzu alabilirsiniz diye uyarı veriyor. İkinci randevusunu oradan da alabiliyor. Kişi o aşıyı yapan hekim de ona uygulatabiliyor, yapabiliyor. Ya da kendisi gidip yine MHRS'den en nabızdan aşı randevusunu alabiliyor. Ve aşı kartını zaten kişinin hem en nabızına hem de cebine gönderiyor. Gördüğünüz gibi aşının etkisini ölçmek açısından da çok değerli. 65 yaş üstü insanlar ilk başta ölçmüştük. Birdenbire toplam vakanın %17.6'sını oluştururken 7.7'sine düşmüştü. Yine hastanede yatan vakaların %57.4'ü 65 yaş üstüyken 29'una düştü. Yani aşının etkisi çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde görülmeye başladı. Yine 1 Ocak'ta 69'u yani %70'i yoğun bakımdaki 65 yaş üstündeyken %45'e düştü. Böylece aşının etkisini de hızlı hızlı önleme görmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi özellikle sağlık çalışanlarında ölümden, hastaneden, yoğun bakımda ve entübe olmaktan ne kadar korunduğunu iki dönem arasında karşılaştırma şansımız oldu. Burada reenfeksiyon sayılarını görüyorsunuz. Bu da aslında aşının etkisiyle alakalı bir bulgu da veriyor. Haftalara göre reenfeksiyon sayılarına baktığınızda da yani ikinci kere COVID geçirmekten bahsediyoruz. Sağlıkçılarda hemen reenfeksiyon sayısı diğerleri en çok orada oluyor. Çünkü çok fazla virüsle defalarca karşılaşma şansı olduğu için ve yoğun virüsle karşılaştığı için. Aşılanan grupta özellikle şurayı ilginizi çekmek istiyorum.
Bu dönemde normal reenfeksiyon sayıları artarken salgıcılar da artmamış. Çünkü onlar aşılıydı. Bu ilk salgıcılara başladığımız zamanki ekran. Yine zamana göre aşı sayılarını bunları anlık olarak takip ediyoruz. En yüksek aşı sayımız şu an itibariyle gördüğünüz gibi Haziran ayında yapılmış durumda. 17 milyon 232 bin aşı yaptık ve çok ciddi bir aşı kampanyası yürütüyoruz. Ve sağlık sektörünün bütün unsurlarını devreye aldık. Bu geleceğe dair randevuları da görüyorsunuz burada. Biz sistemimiz şöyle çalışıyor. Kişi randevu aldığında herhangi bir aile hekimliği merkezinde, bu arada Binyon'taki altılı altılı kapasite açılıyor. Randevu aldığında diyelim ki ertesi gün onun stoğundaki aşı sayısı işte 60 ama randevu alınmış 75. O gece daha mesai başlayana kadar o kişinin, o tesisin aşısı tamamlanır ve herhangi bir yoksunluk yaşanmaz. Vatandaşa aşı yokluğuna dair herhangi bir geri bildirim yapılmaz. Çünkü bütün süreç bizim lojistik sürecimiz gece takip edilir. Diyelim ki merkezden biz onu gönderemiyoruz. O il içinde il müdürü kendi birimleri arasında toplam aşı kapasitesi yetiyor ama bazı lokasyonlarda aşı azsa onları tamamlama şansı oluyor. Böylece süreci kolay yönetmesini sağlıyoruz. Bu da yaş gruplarına göre aşı türlerinin dağılımını görüyorsunuz. Yaşlı grubu biz erken başladığımız için BioNTech onlara denk gelmemişti. Ama genç grupta daha çok BioNTech aşısını yapma şansımız oldu. Ama yine de Sinovac'a karşı çok ciddi bir talep oldu. Kapasite, lojistiğimizin az olmasına rağmen genç grupta da Sinovac talebinin çok olduğunu görüyorsunuz. BioNTech'in çok daha fazla olmasına rağmen. Aşılar içinde BioNTech aşı oranını görüyorsunuz. Neden Sinovac'a niye talep var? Yani bu hani gelenekseldir, denenmiştir falan gibi bir şeyler söylendi ki ben onları boş buluyorum şahsen. Şöyle yani işte toplumsal toplumun algısı çok kritik burada. İnaktif aşılar, geleneksel aşıların daha güvenli olduğu varsayıldı. Bu korku gittikçe azalmaya da başladı aslında. Çünkü dünyada artık milyarlarca aşı uygulandı. Bu uygulanan aşıların sonuç raporları birçok yerde yayınlanmaya başlandı. Güven artmaya başladı. Yeni bir aşı olması sebebiyle BioNTech'e tereddütle yaklaşanlar oldu. Messenger RNA modeli olması sebebiyle de spekülasyonlar hep oluyor. Dünyada zaten belli bir aşı karşıtları var. Hangi aşı olursa olsun mutlaka bir argüman üretip o aşıya karşı bir direnç geliştiriyorlar. Şunu da kabul etmek lazım. Bunlar hep acil kullanım onaylı aşılar. Hani uzun dönem etkileriyle alakalı değerlendirmeler yapılmış değil. Ama peşinen vektör aşılarına ve bir inaktif aşılara karşı bir hani yeni model, yeni jenerasyon aşılara göre daha güvenliymiş gibi bir algı oluşturulması bir etkiledi bu süreci. Ama yavaş yavaş bu sürecin çözüldüğünü görüyoruz. Mesela ben sağlıkçıların tarzının böyle olmadığını fark ediyorum. Normal vatandaşlardan biraz daha farklı davranıyorlar. Ve bu aşıya güvensizlik konusunda daha rahatlar. Daha aşıya güvenilir yaklaşım gösteriyorlar. Ama neticede dünyanın her tarafında yapılan tartışma Türkiye'de de yapılıyor. Bu tartışmalardan kendinizi izole edemiyorsunuz. Yavaş yavaş bu süreci bilim insanları. Benim kızım biliyorsunuz doktor. İki aşısında olduktan sonra tekrar COVID'e yakalandı. Bir hastasından gözüne bir sıçrama oldu. Yani iş kazası. Yani bu tabii aşı olmasına rağmen hastalığa yakalanması. Yani benim kızım da dahil arkadaşları falan. Bize de bir an önce BioNTech aşısı yapılsa üçüncü doz olarak diye bekliyorlar. Bu konudaki planınız nedir? Yani sorular öyle daha başlamadı ama yani sırası gelmiş. Öyle bir çalışma yürütülüyor. Yakında Sayın Bakanımızın açıklayacağını düşünüyorum. Çünkü bir çalışma yürütülüyor. Bilim kurulu da bunun üzerinde çalışıyor. Doğru söylüyorsunuz. Hani aşıların etkinlikleri birbirinden farklı tabii. Yani inaktif aşıların antikor oluşturma oranları diğerlerine göre biraz daha yeni jenerasyon aşılara göre biraz daha zayıf olduğunu kabul etmek lazım. Ama işte dediğim gibi orada da güvenle alakalı işte insanların kafa karışıklığı oluşan insanlarımız da var. Ama yakında rapel dozlarla alakalı bir çalışma yürütülüyor. Çok kısa zamanda açıklayacağımızı biliyorum. Yani bizim yaşlı insanlarımız hep şimdi Sinovac oldular. Onlar yüzünden de 5-6 ay geçti. Onlara da acaba booster olarak üçüncü bir doz yani BioNTech yapılabilir mi diye soruyorlar. Ben yaz sonu gelmeden bunun açıklanacağını düşünüyorum. Çünkü bilim kurulumuz bu konuyla alakalı çalışma yürütüyor. Bakan Bey de bu konuda talimat vermişti. Çok fazla süreceğini zannetmiyorum. Yakında böyle bir haber alabiliriz. Burada varyantlara karşı daha etkili olduğuna dair dünyada bir kabul var ya. Yani BioNTech aşısının dolayısıyla
Yani o açıdan da yani insanlarımız bir beklenti içindeler. Evet, o konuda olayım. Bizim de duyumlarımız ve gelen bilgiler sebebiyle biz de umutluyuz. Şükürler olsun ki elimizde oldukça biyontek lojistiği açısından da sıkıntımız yok. İnsanlarımızın ihtiyacını karşılayacağımızı Allah düşünüyoruz. Razı olsun sizlerden, devletimizden. Yani evet. bu konuda milletimiz çok rahatladı bu aşı konusunda. Yani 18 yaş üstünde açıklamanız müthiş oldu yani. Çok şükür. İnşallah bu yaz her şeye son vermiş olacağız. Yeni varyantlı bu yeni varyantlar, aşıdan kaçan varyantlarla karşılaşmamayı umuyoruz. Eylül'den sonra tabloyu görme şansımız olacak. Gördüğünüz gibi 60 yaş üstü Böldüm, devam edin yani. Estağfurullah. 60 yaş üstü nüfusun aşılanma oranını görüyorsunuz. Kişisel bir rakam tabii bu. Her gün değişiyor. Burada açıklanan hedef nüfusa göre aşılanma oranlarını görüyorsunuz. Yine zamana göre randevu sayısı, daha önce de bahsetmiştim. O randevuların hepsi, bunlar her bugün değişmiştir. Ben bunları dün aldım ama bugün farklı bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz. Bu randevulara göre planlamalarımızı yapıyoruz. Çünkü bazen o kadar çok ikinci doz şimdi yakında süresiyle alakalı değişiklik yapılabilir. İkinci doz randevuları bizim bir anda kapasitemizi daha da genişletmemize gerektirebilecek. Yani bu süreci yönetmek için önceden ciddi hamleler yapmanız gerekiyor. Ve de biz de bunları çok önceden hazırlayıp sistemi öyle devreye alıyoruz. Yoksa ne yaparsanız yapın ne sistemleriniz yetiyor ne de organizasyonunuz bu büyük refleksi gösterebiliyor. Burada kurum türlerine göre toplam randevu kapasitelerini görüyorsunuz. Kurum türlerine göre randevu dağılımını görüyorsunuz. Yine aile hekimlerinin son dönemde gerçekten etkin olmaya başladığını görüyoruz. İnsanlar gerçekten hastanelere gitmek istemiyorlar. Daha çok aile hekimlerine aşısını yaptırmak istiyorlar. Herkes yakın yerlere gitmek istiyor. Bu süreç bize bir fırsat da oluşturdu aslında. Ondan da sevinmiyor değiliz. Yani hastaneye gereksiz başvuruların azaltılması için bizim için yeni bir fırsat olabilir. Covid salgını sebebiyle hani hastalık bulaşmasın diye hastaneye gitmekten tedirgin olan insanların bu hastaneden uzaklaşmasını birinci basamağın güçlenmiyorsa olarak değerlendirme fırsatına sahibiz. İnşallah bu fırsatı değerlendiririz. Burada randevu sadakat oranlarını görüyorsunuz. Bir kesitsel bir hafta sonu zannediyorum bu. Yine de en kötü zamanda bile sadakat oranlarının %95'lerde olduğunu görünce bundan mutlu oluyoruz. Yani normalde bizim mearise randevularımızda, muayene randevularında sadakat oranımız ortalama %80'lerde, %75 ile 81 arasında bir yere gider gelir. Ama aşıda sadakat oranımız çok yüksek. Onun için lojistiği yönetmekte de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada paydaş başına randevu sadakat oranlarını görüyoruz. Yine kamuda sadakat oranı en yüksek ama aralarında çok küçük farklar var. İşte kamu hastanelerinde 96.4, işte vakıf hastanelerinde 96.3 gibi rakamlar ama yine 95'in üzerinde. Yine mesela ilginç bu. O gün hangi gün bilmiyorum. Kesisel olduğu için %97 Sinovac'ta sadakat oranı varken bir öndeki %96 sadakat oranı var. Yani sadakat oranı, randevusuna gelip aşısını yaptırma oranımız da oldukça iyi. Gerçekten vatandaşlarımız inanılmazlar. Biz aşıda zayi hep konuşuldu dünyada. İşte BioNTech aşısında işte içinde bir flakon içinde 6 doz olduğu için ayarlanamıyor. Çok kayıplar oluyor. Gerçekten de dünyadan çok kayıplar olmuştu. Sırf bu sebeple BioNTech için çok özel videolar yapmıştık ve asıl BioNTech aşısı yapan insanlara ben test hazırlayıp 5 soruluk testle o testi geçtikten sonra aşı yapma hakkı vermiştik. Ve gerçekten dünya ölçeğine baktığında komik sayıda zayi ve firelerle süreci götürmüş olduk. Ya yani onun kamuda firenin ne kadarı kamuda ne kadarı özel değil bile takip etme şansımız oldu zayi ve fireleri. İl il anlık görüyoruz. Herhangi bir yerde biraz ortalamanın üzerine çıkmışsa orada hangi fraudun, hangi hatanın yapıldığına dair hemen değerlendirme yapıp onların eğitimlerini artırmasını sağlıyoruz. Bunların hepsini de merkezden anlık takip ediyoruz. Yani kimsenin sahada bu kadar büyük bir dijitalleşme ortamında eksik eğitim sebebiyle yanlış yapmasını ve sürecin herhangi bir yerinde bir aksamaya fırsat vermemeyi kendimize de ilke edindik ve gerçekten çok işimize yaradı. Herhangi bir gecede bütün aile hekimlerinin biyontek aşısı yapmasını bir gecede biz onlara öğrettik. Gidip onlara eğitim verme şansımız yoktu. Yani eğitim dokümanlarını gönderdik ve uygulamadan aşıyı uygularken zaten videosunu ve şeyini bakmak zorunda kaldı. Sınavını geçemediği için tekrar izlemek zorunda kaldı. Çünkü sınavı geçemediği için aşı yapamıyordu. Gördüğünüz gibi aşı sürecine memnuniyet oranına bakınca da yani memnuniyet olağanüstü bir memnuniyet. %90'ın üzerinde bir memnuniyete sahibiz. Bazı yerlerde mesela memnuniyetin farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Orada subjektif değerlendirme olduğunu düşünüyoruz.
Ama yine de en düşük yer 1.88. Burada anlık aşı noktalarını görüyorsunuz. Burada maviler evine giderek aşı yaptığımız yapılan vatandaşlarımız. Sarılarda hasta bir sağlık kuruluşuna giderek kendi aşısını yaptıranlar. Böylece hangi bölgenin aslında eve giderek yani yerinde aşı yapmak çalışması yürüttüğünü de görme şansımız oldu. Bu da kırmızılar da aşı noktasını gösteriyor. Ben geleceğe nasıl baktığımızla alakalı da bir şey göstermek istiyorum. Yapay zeka ile bundan sonra neler yapıyoruz? Mesela acile başvurma, yarının acile başvurma oranını hemen görebiliyoruz biz anlık olarak. Neredeyse %6, %7 hatayla tespit etme şansına sahibiz. Gördüğünüz gibi çizgiler birbirine çok yakın. Bizim artık nereye, hangi, ne kadar hasta geleceğini 3 gün önceden tahmin etme şansına sahibiz ve aktif olarak kullanıyoruz. Bu bizim için en kritik şeylerden biri şu. Hastaları hastaneden taburcu ettikten sonra tekrar hastaneye gelme oranları bizim için kritik. Hastayı çıkarıyorsunuz, tekrar geliyor. Bu keresinde başka bir tesise gitmek zorunda kalıyor, yer bulamıyor falan. Hastanın tekrar yatış oranlarını tahmin eden bir sistemimiz de var şu an. Bunu yakında devreye almış olacağız. Ve o hastanın tekrar yatış oranını kişiye göstereceğiz. Ve belki de onun taburculuk kararıyla alakalı tekrar ikinci değerlendirme yapma şansı vereceğiz kişiye. Yine bir yıl içindeki ölüm tahmini, bunu çok kullandık biz. Covid geçirenlerin bir yıl içindeki ölüm tahmini. Covid'e yakalanırsa ölme ihtimaline, yoğun bakıma girme ihtimaline. Bu arkadaki çok iyi algoritmalarımızdan biriydi. Ve artık bir kişinin bir yıl içindeki ölüm tahminini büyük oranda bulabiliyoruz. Ve şu kadarını söyleyeyim. Mesela Covid geçiren hastalara baktık biz. Hiç Covid geçirmemiş 60 yaş üstüyle, 65 yaş üstüyle Covid geçirmiş hastaların iyileşmiş hastaların 60-65 yaş üstü hastaların bir yıl içindeki ölüm oranlarına baktık. Neredeyse Covid geçirmiş olanların iki katından fazla arttığını gördük. Bu aslında aşılanmanın ne kadar kritik ve önemli olduğunu da gösteriyor. Hani belki şurada şöyle değerlendirme yapılabilir. Aşı olmuş olanların bu yaş grubundaki bir yıl içindeki ölüm ihtimalini de çıkardınız mı? Onu da şimdi anlık takip ediyoruz ama önemli bir sıkıntı yaşamadığımız için her şekilde aşının geçirilmiş enfeksiyondan çok daha değerli olduğunu yaşlar için söylemek lazım. Onun için bizim en büyük silahımız aşı. Özellikle yaşlı insanlarımızın bu konuda hiçbir şekilde tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Çok uzattım. Belki bu kadar hiç Yok Sayın düşünmemiştiniz. Bakanım, harikaydınız. Allah razı olsun. Gerçekten sağlık çalışanlarımıza, sizlere bu Türkiye'de hastalıkla mücadele ve insanlarımızın daha sağlıklı olması için gösterdiğiniz çaba için devletimize, millet olarak biz minnettarız. Ve sizin de Tamam. bilimi ve dijitalleşmeyi bu alanda ne kadar güzel olarak kullandığınızı, hazırlıklar yaptığınızı ben bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak yıllardan beri takip ediyordum. Bu zor zamanda, hiç planlanmamış zor zamanda da çok işimize yarar. Yani Allah razı olsun. Şimdi eminim hastalıkla ilgili birçok sorular olacaktır ama ben onun öncesinde size şunu sormak istiyorum. Allah muhafaza Şuayb birinci bir şekilde gittiği zaman, yani vadesi gelir gider veya siyasi olarak gider. Yani bunların hepsi, bak ben dün oradaydım, bugün buradayım. Yarın nerede olacağım belli olmaz. Bu enabız sistemi ne olacak? Çünkü bunun ne kadar sizin şahsi bir çabanızla bu hale geldiğini ben biliyorum. Siz söylemeyin tabii. Yakışık almaz ama ben onu çok yakinen bilenlerdenim. Yani bu Şuayb birincinin şahsi gayretleriyle yıllar içinde tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu bir şey. Siz gidince bu ne olacak? Yani bunun çok iyi planlanması lazım. Bu benim ikinci soruma da getiriyor. Yani bunu siz Türkiye'de çok güzel bir şekilde bütün işte 83 milyon insanımız ve hastalarımız, hastanelerimiz her şeyi entegre ederek müthiş bir know-how oluşturuyorsunuz, bir birikim oluşturuyorsunuz. Bunun ticarileşmesi lazım. Ve bu oluşan bu know-how'ın bütün dünyaya bir sağlık hizmeti olarak, bir girişim olarak satılması lazım. Yani buradan spin-off'lar olması lazım. Bu konudaki durum nedir? Yok, aksi halde bu ticarileşirse, bu işten bir girişimciler para kazanırsa dünyanın her tarafında bunu satarlar ve ayakta kalır bu ve devam eder. Bu konuları
diğer sorulara gelmeden önce ben size baştan bunları bir bilgi ekonomisi DNA'nin çünkü alakadar eden bir şeydir. Size bir sormak istiyorum. Yani sizden sonra da bu iş nasıl devam edecek ve bu iş nasıl bütün dünyanın faydalanabileceği bir tecrübe haline gelecek? Çünkü bunu devlet yapamaz yani. Bizim devletimiz kalkıp ben şu devlete bu devlete bunu satayım demesi yürümez bu iş. Yani oralara da bir şuayb birincinin bulunması lazım. Kaç tane var? Buyurun Sayın Bakanım. Ya hocam aslında kişilerin üzerinden değerlendirme yapmak ben hani onu çok doğru bulmuyorum. Şundan söyleyeyim. Bu bir ekip işi. Ama ben enabızla alakalı bu kaygıları artık taşımıyorum. Yani bu tarz ya bu büyük sistemlerle alakalı taşımıyorum. Artık herkesin uygulaması haline geldi. Ve bakanlığın bütün unsurları bu sistemler üzerinden beslenmeye başladı. Yani yönetici raporları da bu sürecin üzerinden yürüdü. Benim şöyle bir şansım oldu. Bir, gerçekten ekibimizin uzun süre bozulmadan, o takımın çok dağılmadan bu sistemlerin bütününü yerleştirme fırsatımız oldu. Bir de başka bir şey daha oldu. Bu 663'ten sonra bir 694 geldi. O orada yapılan değişikliklerde de biz aslında temelde dijitalleşmeyi sistemin merkezine koyduk. Mesela skor kartlarına varıncaya kadar bu modeller üzerinden oluşturmuştuk. Şu anda bakanlık bütün unsurlarıyla bizim merkeze getirdiğimiz veriler üzerinden karar alıyor. Ve o farklı farklı mekanizmalardan, Excel'lerle farklı farklı işte böyle primitif, işte ilkel, bugün için ilkel sayılabilecek uygulama üzerinden edinilmiş raporlarla yönetimde karar alınma aşaması bitti artık. Mesela ilk, belki size anlatmışımdır. Sadece halk sahanda 144 tane uygulama vardı. Bir sürü sunucular çalışıyor. O uygulamada kimin accountlar, o hesaplar kime ait bilinmiyor. Ve siz oradan hangi raporların üretildiğine dair rapor alamıyordunuz. Şöyle ilginç bir örnek söyleyeyim. Bir gün biz bunları ne yapacağız diye karar verirken ben çocuklara dedim ki kapatın bu gece hepsini. Dedi, olmaz hocam dediler. Dedik ya bulamadıklarınızı kapatın. Kapatınca mutlaka birileri bizi arayacak ve bunu ben şunun için kullanıyorum diyecek. Ve kapattık o 80 küsur uygulamaydı. 14'ünden hemen ilk gün cevap geldi. Ya bizim sistemlerimiz çalışmıyor diye. Dedik tamam bunu kullanıyorlar bu arkadaşlar. Hadi bakayım bunlar ne üretiyorsunuz dedik. Geldiler söylediler. Ve geri kalan o 80'e yakın uygulamanın çoğundan hiçbir şey gelmedi. Biz onların bir de sözleşmeleri falan yenileniyor ya. Sanki orada gerçekten onlar kullanılıyormuş gibi. İsimleri bile yok. Kullananları işte atıyorum. Biri kullanıcısı Samsung, kullanıcısı bilmem Esra falan. Bu tarz şeyler var. Biz önce bütün hesapları zaten tekilleştirdik. Bir ortak giriş diye bir uygulama yaptık. Bütün uygulamalara oradan giriliyor. Ve raporların her birine enabızdan erişebilecek şekilde enabızın veri modelini çeşitlendirdik. Daha ilginç bir şey yaptık. Bu arada Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kapandı. Orada Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı vardı. O daireyi bilgi sistemlerinin içine alarak dünyadaki istatistiklerin bütün ihtiyaç duyan istatistiklerin enabı sistemi üzerinden beslenecek şekilde kurgusunu değiştirdik. Veri modeliyle alakalı yeni revizyonlar yaptık. Daha böyle ilginç, akılda kalacak farklı şeyler de söyleyeyim. Çok şaşırtıcı olur ama biz bilgi sistemleriyle ilgilendik ama mesela ICD-O diye bir ICD onkoloji standartları var. Normalde onların patoloji derneğinin patologlarını hazırlayıp bize vermesi lazım. Biz onu kendimiz hazırladık. Patoloji derneğine gönderdik itirazınız var mı diye. %1'ine itiraz etmediler ve öyle yayınladık mesela. Eğer biz bütünüyle deseydik ya siz çalışın bize gönderin biz bunları standartize edeceğiz. 10 senede onları bize gönderemezlerdi. Ve modeli tamamıyla değiştirdik. Artık kendimiz hazırlıyoruz gönderiyoruz itirazınız var mı diyoruz. Ve onların hızlı bir şekilde hem olaya katılmasını sağlıyoruz. Çünkü kendilerini sormuş olmak onlar için değerli hale geliyor ve bizim takımın içine katılmalarını sağlıyoruz. Böylece sistemi herkes için ortak bir sistem haline getirdik. Bundan sonra enabızı kimse bozamaz. Hani kişiye bağımlı meselesi biraz şöyle farklı olabilir. Sağlığın her alanında çalıştığım için benim bir şansım vardı. Yani ben oturup bir aile hekiminden çok fazla ihtiyaç hissetmedim. Zaten aile hekiminin sistemini kuran kuruluşunda var olan ekiplerden biriydim İstanbul'da. Ambulansta çalıştık, 112'de çalıştık. Hem hekim olarak çalışıp hem de yönetici olarak çalışınca zaten bu bakanlığın taşlar önergesini tekrardan yazmak da bana nasip oldu. Benim kalemimden geçti. Doğal olarak hangi yöneticinin hangi işi yapması gerektiğini bilme konusunda da bir sıkıntımız çok olmadı. Bizim en büyük fırsatlarımızdan birisi buydu. Yoksa teknik olarak bu sistemler yapılamaz sistemler değil.
Şu anda başka ülkelerle konuşunca da bizim önümüze en çok şu çıkıyor. Bize şunu söylüyorlar. Diyor ki sisteminiz güzel, hiçbir şey demiyorum ama bu sistemi bize nasıl kurgulayacaksınız? Bu sistemi kurgulamak için biz sadece sisteme değil, sizin gibi düşünen, yani sizin bu ülkenizdeki hayali kurduğunuz, yaptığınız o modeli bize anlatmanız. Adamların kendileri bilmiyor. Ben onlara sistemi versem bile kullanamayacaklar ki. Kullanamaz. Kullanamayacaklar. Çünkü adamlara diyorsun ki mesela şimdi Kıbrıs için Türkiye onların finansmanını sağlıyor. Dijital ofis yapıyor. Türksat üzerinden yürütüyor. Bizim onlara ilk söylediğim şey şu. Siz bunları hibe ediyorsunuz onlara. İlk önce Sağlık Bakanlığı'nın çalışma modelini, oradaki yönetmeliklerini falan hepsini değiştirmelerini sağlayın. Önce gelin onu çalışalım. Çünkü ben adama elektronik reçete yapacağım. Ama bana öyle reçete izin verecek. O da girip eczaneden alacak. Ne değişecek ki? Ben o kısıtları, o kendi işletme modelimi oluşturmadıktan sonra o dijital sistemler orada çalışmaz. Dijital sistemler çalışır, kimse kullanmaz. Bizim burada en çok yaptığımız şey aslında bazen mesela pandemi döneminde mevzuat yokken de biz onu dijitalleştirirken belirlediğimiz modelle mevzuat haline getirdik. Mesela bazen içeride bizi çok kızdılar ama bakan bey arkamızda durdu. Yani hiç sürecin işleyişindeki kolaycılığı gördükten sonra bir süre sonra kimse, ilgili birim bile bize bir şey söylememeye başladı. Halk sağlığı da problem çıkarmamaya başladı. Bizi kendisi için bir en kritik yardımcı olarak görmeye başladı ve bizim takım arkadaşlığımız güçlendi. Ben hani insanlar, herkesin faydalandığı bir model oluşturduğunuz zaman bir sistem bozulamıyor. En başta belki daha önce de söylemişimdir. Önce hastanın faydalandığı bir model, sonra hastası sebebiyle hekimin faydalandığı, sonra da bütün yöneticinin o datalarla kendi kurumunu, işte bölgesini, il müdürünün ilgili bölgeyi ve bakanlıktaki irade koyan insanların da bütün Türkiye'yi yönetme fırsatını verdiğiniz bir şeyden bahsediyoruz. Mesela şöyle bir şey düşünün. Türkiye'deki şu anda yeni trend başka bir yere gittiği için çok kritik hale gelmeye başladı. Biz yaz dönemlerinde, siz Rizelisiniz, Rize'de sağlık sıkıntısı yaşıyorsunuz. Niye? Rize 330 bin kişiye göre kurgulanmış ama yazın 1 milyon, 1,5 milyon insan yaşıyor. Birdenbire hastanelere falan insan yığınına dönüyor. Ve oradaki hekimler, herkes yaz tatilinde izin kullanır. Oradaki hekimler yaz tatilinde izin kullanamaz hale geliyor. Ama baktığınızda Rize'ye bir sürü de hekim gidiyor. Türkiye'nin diğer bölgelerine tatil amaçlı gidiyor. Siz tatildeki insanların aynı zamanda hem tatilini bedavaya getirecek şekilde oradaki insanlara hizmet etmesini sağlayabilirsiniz. Zaten adam kendi toprağını görmek istiyor. Sabah 8, akşam 5 kendi Rize'deki hemşerisine hizmet edebilir. Hakkari'deki adama hizmet edebilir. Ya yani ben telesağlık gibi modellerle bu süreçlerin de kolay işletileceğini, insan kaynağını verimli değerlendireceğini düşünüyorum. Zaten bir süre sonra biz bunları yapmazsak eğer, dünya bunu yapacağı için bizim hekimlerimiz uluslararası portallar aracılığıyla başka ülkelerdeki hastalara bakmaya başlayacaklar. Biz dünyanın bu yeni hazırlığına, dijitalleşme hazırlığına çok hızlı cevap verebilecek ülkelerden biriyiz. Bu pastadan çok daha büyük pay kapabiliriz. Birçok ülkenin merkezi tele-ICU'sunu, yoğun bakımını işletebiliriz. Oralara cihaz kurup raporlarını okuyabiliriz. Onlara sağlık hizmeti verebiliriz. Girişimsel işlemler dışındaki, cerrahi işlemler dışındaki her şeyi yapabiliriz. Onlar için de Türkiye'de randevu almasını sağlayabiliriz. Aslında sağlık sistemi başka bir yere doğru dönüşmeye başladı. Sayın En Bakanım, fazla... yani topu çok dolandırıyorsunuz. Ne kadar paradan puldan uzak olduğunuzu bilirim. Bugün bunu bir defa daha bana ispatladınız. Ama gerçekten Ama şeyi söyleyeyim. ticarileşmesi çok önemli. Yani bu dünyadaki işte bu trilyon dolarlık bu teknoloji girişimleri işte böyle bir şey. Mesela beni arayanlar oluyor Singapur'dan, şuradan, buradan. İşte biz işte böyle tele tıp vesaire gibi şeyler yapıyoruz, ediyoruz diyorlar. Bizde tabii en alasını devlet yapıyor. Ama işte bunu Evet. dünyanın her tarafında yapan bir ekosistem oluşturmanız artık çok önemli Sayın Bakanım. Yani ben daha ben soru sormak istemiyorum. Bekleyenlere şey Keşke bizim yapmayayım. şirketlerimiz bunu yapar. Biz onlara destek oluruz. Hangi şirket varsa hepimiz. İnşallah. Ama bu aynı zamanda o sistem danışmanlığıyla da alakalı bir şey. Sadece yazılımla çözülecek işler değil. Siz çok iyi Tabii. biliyorsunuz o kısmını. Mevzuatında düzenlenmesi lazım. Her şey. Bu da Evet. tam bir çözüm. Yani sadece Evet. software yaptıkla olmaz. Yani devletin de, devletlerin de, başka ülkelerin de böyle bir sistemi uygulamak için gerekli mevzuat. Ama işte bu bilgi, işte bu know-how denilen şey bu. Yani hepsini birden Evet. gidip o devletleri eğitmek lazım. Yani girişimcilerin de bu teknolojileri oraya götürmesi lazım. Ben şimdi soru sormak için bekleyenler var Sayın Bakanım. Ben çok şey yaptım, soru sordum. Şimdi Her soruya cevap veririm. tamam. Ama Şimdi bazen düşündüklerimle söylediklerim aynı olamaz. Çünkü ben tabii bürokraside ki ben çalışıyorum. onun Onu da farkındayım. susacağım. Ona müsaade edin. Tabii ki siz susma hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz bulunduğunuz konu dolayısıyla. Şimdi önce İlhan Bayören söz istemişti ama bir de toplantıdan önce
Sümeyye Kavranoğlu söz istemişti bu evsizlerle ilgili konuda. Önce İlhan Bey'e söz vereceğim, sonra Sümeyye Kavranoğlu'na söz vereceğim, müsaadeniz. Buyurun İlhan Bey. Tamam. Sayın Bakanım, çok güzel dinledik. Gerçekten dünyadaki teknolojileri çok çok iyi kullanarak dünyada birçok uygulamada en iyileri yapmışız. Gurur verici. Ben teknoloji kullanımı kadar önemli olan teknoloji üretme tarafıyla çok ilgileniyorum. Bizim yerli üreticilerimizin sağlık sektöründe potansiyellerini değerlendiremediklerini düşünüyorum. Ben telekomünikasyon sektöründeyim. 2-3 sene evvel bilirsiniz Ulaştırma Bakanlığı ve BTK Türkiye'deki kullanıcıların en az %45 yerli yatırım yapması zorunluluğunu getirdi. Başladık %1'in altındaydı bakanım. Bir küme kurduk. Bu zorunluluktan dolayı satın almacılar, yani sağlıkta da telekomünikasyonda aslında Türkiye'de bütün satın almacılar yabancı almayı tercih ediyorlar, riske girmiyorlar. Ama bu zorunluluktan dolayı bu üç büyük satın almacı, yani Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom geldiler, bizle çalışıyorlar 3-4 senedir. Biz bu %1'leri %20'lere getirdik. Belki takip etmişsinizdir, çarşamba günü ilk 5G, tamamen yerli ve milli 5G anonsunu da Ulaştırma Bakanımızla yaptık. Buna benzer bir yapıyı sağlığa da getiremez miyiz? Ben sağlıkta da çok yetkin olduğumuzu biliyorum. Ben seneler önce sağlık sektöründe çalıştım. Türkiye'nin bütün hastanelerini dolduran PETAŞ EKG monitörleri vardı, onu yapardık. Dünyanın da ötesinde, ilerisindeydik. Bu yetkinlik var ülkemizde. Niye bunu şeye çeviremiyoruz? Üretime çeviremiyoruz. Bu konuda yapılacaklarla ilgili sizden duymak isterim. Şimdi şöyle bir kötü tarafımız da var. Yani Türkiye'de kamu profesyonellerinin endüstriyle ilişkisini temiz bir anlam yükleme oranı çok düşük. Yani bazı hemen oraya başka bir ilişki tesis etmeye çalışıyorlar. O sebeple böyle bir obsesyon var kamu tarafında. Ama ben şu Sağlık Endüstrileri Kurulu'nun ki umutluyum, yani doğru bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Eğer düzgün tesis edilirse sağlık alanında da bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Yani belki Davut Hocam hep cevap vermedim diye yine bana kızıyordur. Bu süreçte bizim önümüzdeki en büyük kısıt gerçekten bu. Yani siz endüstriyle ne kadar yakın durursanız mutlaka bir finansal ilişkiniz varmış gibi bir anlam yüklenip bürokratın bu anlamda tedirgin edilmesine de sebebiyet veriyorlar. Bir batılı gibi bunu profesyonel, yani gerçekten aslında sektörü desteklemek ve bu sektörü bütünüyle birlikte güçlü hale getirmek anlamı taşımıyor gibi davranıyorlar. Ve bu da tedirgin ediyor bürokrasiyi. Böyle bürokrasinin hızlı değişimli olduğu zamanlarda da insanların obsesif davranmasını, firmalarla görüşmeyi bile bir problem, bir kusur gibi gören bürokratlar var. Siz de bunu defalarca yaşıyorsunuzdur. Yani görüşmemeye çalışıyorlar. Hani ben öyle bir şey yapmıyorum ama hani böyle bir tedirginlik hissetmediğim için yani. Ama tedirginlik hisseden çok arkadaşım var. Bu bizim önemli kısıtlarımızdan biri. Ama Savunma Sanayi Başkanlığı gibi Sağlık Endüstri Başkanlığı'nın burada iyi bir liderlik rolüyle bunları çok artıracağını düşünüyorum. Davut Hocam'ın da sorusunun cevabı aslında bu tarafta. Bu ürünleri Türkiye'deki büyük firmaların başka ülkelere satmasını, oralara kurmasını ve Türkiye'de bu profesyonel deneyimi yaşamış bürokrasideki insanların da gerekirse bunlara danışmanlık yapabilmesini sağlayacak bir atmosferi kurgulamamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama bizim bu konuda bir zihinsel olgunluğa da ihtiyacımız var. Sayın Bakanım, sizin bu başarınız o zaman taşlanacak ve o zaman Şuayb Birinci gidince de bu iş yaşar hale gelecek. Yani çok önemli. Ben kamuda şöyle, yani yeni bir şey ekleme konusunda belki biraz daha hani yavaşlayabilir işler ama şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani sistemlerin bozulacağını düşünmüyorum. Ama bunu dışarıya çıkarmak için gerçekten kamuda bu profesyoneli yaşamış insanların beslediği gruplar bunu yapabilir. Yoksa bu işi yürütmek kolay olmayabilir açıkçası. O konuda hem sizin kadar umutsuz değilim ama sizin beklentiniz kadar da umutlu değilim. Tamam. Evet, Sümeyye Hanım, buyurun. Merhabalar.
Ben Sümeyye, 23 yaşındayım. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Dijitalleşmenin bu kadar bir şeyleri efektif hale getirebileceğini ben de şu an fark etmiş oldum. Teknolojilerden pek iyi değildir. Ben burada şunu sormak istiyorum. Aynı zamanda da gönüllüsü olduğum bir dernek var. Çorbada Tuzun Olsun Derneği. Evsizlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onların aynı zamanda sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda da destek olmaya çalışıyoruz. Kişilerin hem ötekileşmiş ve çekingen olmaları sebebiyle sağlık kurumlarına giderken çekince yaşamalarından dolayı refakat ediyoruz ve süreçlerini de takip ediyoruz. Bu noktada pandemi sürecinde yaşadıkları dezavantajlılık daha da arttı. Çünkü hem hijyen sağlama hem de biraz sosyal mesafeye sahip olma gibi imkanlardan direkt olarak mahrum oldular. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi süreci yönetiminde de önceliklendirme yaptığı gruplar oldu. Bunun dışında ama evsizler hem pandemiyle ilgili bilinçlenme konusunda da bilgiye erişim konusunda da bir kısıtlılık yaşadılar. Şu an ilerleyen süreçte acaba evsizlerin bu hizmetlere erişimi konusunda daha entegre bir sistem olabilir mi? Biz sivil toplum olarak da Sağlık Bakanlığı ile beraber de ilerlemek isteriz. Çünkü bu anlamda ben mesela dün sahadaydım. Bir gıda dağıtımı ve kıyafet dağıtımı vardı. Orada iletişim kurduğum kişilerden aşı olanlar da vardı ama benim zaten hayatım bitmiş diyen de oldu. Ya da yeterince bu konuda bilgi sahibi olmayan da vardı. Ya da kimliksiz yaşayan kişiler de vardı. Onları bu hizmetlere nasıl eriştireceğiz? Bunun dışında da sağlık güvencesi olmayan ve bu konuda da zorluk yaşayan pek çok evsiz var. Bununla ilgili sizler ne düşünürsünüz? Neler yapılabilir? Sivil toplumun bu konuda bir desteği olabilir mi? Ben bunları sormak istiyordum. Bunların Aile Bakanlığı ile beraber sürdürmemiz lazım bu kısmı. Hani Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim kendi hani bunlar finansal olarak da yoksun insanlar olduğu için zor durumda kalabilirlerdi. Bilmiyorum tabii. Telefonu olanlar da var, olmayanlar da vardır. Bizim uygulamalarımız genelde hiçbir internet ücreti falan kullanmıyor. Onlardan BTK'dan sağ olsun Ömer Fatih Bey bize çok katkıda bulundu ve uygulamamız hiçbiri kullanırken herhangi bir internet parası, bağlantı parası, aksız parası ödemiyorsunuz. Belki onlar için böyle bir şey yapabiliriz, evsizler için. Hastaneye gelmeseler bile uzaktan takip edilmelerini sağlayabiliriz. Onların risk gruplarına göre kimlikleri hani, yoksa ne yapılabilir Sayın Bakanım? Psikologlarla görüşmelerini sağlayabiliriz. Ümitleri dediniz değil mi? Kimlik. Ümitleri zaten yok da. Evet, ümitleri zaten yok da kimlikleri yani olmuyor. Kimliksiz ne kadar insan olduğunu bilmiyorum. Yani mutlaka onların Türkiye'de bir kayıtları vardır. Belki kaydı olmayan işte Suriyeli ya da işte bir şekilde göçmenler de olabilir. Bunları toplayıp bir STK aracılığı yani takip altına da alabiliriz. Geçici TC de verdirilebilir bunlar. İkametleri Türkiye'de organize edilebileceği için. Yani o açıdan onlara sağlığı geliştirmesi açısından. Çalıştığı derneğin epey bilgisi var. İstanbul'daki işte bu sokakta yaşayan bizim insanlarımızla ilgili belki bu STK'lar, Çalışma Bakanlığı sizle ilişkiye geçseler belki bunu organize edebilirler hep birlikte. Evet, bence Aile Bakanlığı ile beraber birlikte hareket edelim ve bu insanları hiç olmazsa bir elde bir uzatalım, biz uzatalım. Ve onların sağlığa kolay erişimini sağlayalım. Çünkü artık böyle bir dünyada insanların ileride sağlık tesislerine gitmeye de ihtiyacı yok. Çok az ihtiyacı azaltabiliyoruz. Hiç olmazsa bir şekilde onların bize erişebilecek bir noktası haline gelmiş oluruz. Birlikte çok hareket edebiliriz. Sağ olun. Evet, Ömer Yıldız şu anda söz isteyen. Buyurun Ömer. Orhan Bey, ben aslında sizin sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bu nasıl ticaretleşir sorusuna. Tamam. Bunun dünyada örneği çok. Ben bir de Rajasthan'dan bir örnek vereceğim. Sağlık Bakanlığı bir şirket kurar. Bu şirket marifetiyle bu operasyonlarını yapar. Bu şirketi kurarken kamu sermayesiyle kurup TEHA'yı örneğinde olduğu gibi %51'ini borsaya da açabilir. Ya da bir özel şirketle beraber ortaklık kurarak yapabilir. Sonra durumuna göre gerekirse şirketin tamamını da satabilir. Birçok örnek var da yani çarpıcı bir örnek Leipzig'den vereceğim. Leipzig Belediyesi Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşince ekonomik sıkıntı çekiyorlardı. O belediye rail sistem araçlarını kendi atölyesinde tasarladı. Sonra bir ortaklık kurdu bir şirket. Sonra tasarladığı araçların siparişini bu şirkete verdi. Sonra bu şirketi sattı. Yani kazan 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 pozisyonunu oluşturdu. Ah Ömerciğim, sen de İstanbul'da raylı sistemlerin genel müdürüydün. Şimdi o raylı sistemi o kadar geliştirdin. Nerede onlar? Bak, senin söz alman şimdi benim çok iyi bir örneği oldu yani. Ömer Bey,
teknoloji aşığı çok iyi bir liderdir. Teknoloji geliştirir eder ama maalesef mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o hangi şeydi o? Sizin o şey geliştirdiğiniz, raylı sistemler geliştirdiğiniz, geldik onlara. Açılışını da yapmıştık, denemesini de yapmıştık yıllar önce. Ulaşım aşığı. Sonra Ömer Bey'e gidince oradaki kalanlar her şey yetim kaldı. Ne oldu sonra bilmiyorum. Yani şu anda oradaki, da geçiriyor. Oradaki sıkıntımız biz Einstein dediği gibi ön yargıları kıramadık. Yani evet. Belediye yaşamadık. Yoksa yani biz de aynı şekilde ulaşım aşığı borsaya açacaktık, özelleştirecektik. Belki tamamını satacaktık. Biz oradayken ulaşım aşığı olarak... Problem bu yani. Medine'nin yani metro projesini yaptık. Yani nabızın başına gelmesin yani. Benim korkum o çünkü. Medine'nin metro projesini yaptık. Lahor'daki metrobüs projesini yaptık. Hatta oradaki şirketi bile biz kurduk, işletmeyi aldık. Ne güzel değil mi? Sağlıktaki dönüşümün 2004 yılında ben bir düzin arkadaş gönderdim Sağlık Bakanlığı'na. Bu sağlık veri sözlüğünün hazırlanmasında onların ciddi katkıları var. Bu arkadaşların bir kısmı da şu anda aramızda görüyorum. Bir tanesi İlker galiba. Yakup da burada, Murat da burada. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah inşallah bu gayretinize, çabalarınızı çok faydalı bir sona eriştirir diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun Ömer Bey. Yani ben şey, arkadaşım olduğunuzdan sizi şey yaptım yani. Bu acı bir şeydir yani. Çünkü gerçekten yani çok güzel teknolojiler geliştirdiniz. Sizin önünüz açılmış olsaydı Türkiye'deki bütün bu raylı sistemlerin yani bütün teknolojilerin Türkiye'de geliştirmesi için gerekli nüveyi orada oluşturmuştunuz. Ama yazık oldu yani bir şekilde. Hocam bazen söylenecekleri, düşündüklerinizle söyleyecekleriniz aynı olamıyor işte böyle. Doğrudur. Ömer Bey de susuyor. Evet, susma hakkını kullansın Ömer Bey. Evet Volkan Bey, buyurun. Volkan Hocam, buyurun. Sayın Bakanım, her şeyden önce çok güzel, çok gurur verici. Ya bu işin içinden gelen birisi için de hakikaten fevkalade sonuçlar var. Bir ilginç bir şekilde Türkiye birçok yerlerde geride olmasına rağmen bu konularda çok önde. Burada sizin elinizde olağanüstü büyük bir bilgi birikimi var. Ben sadece yazılım tarafını demiyorum, sağlık bilgisi var. Birçok ülkede bunun paylaşımı farklı nedenlerden ötürü bu kadar kolay değil ama sizde derli toplu bir yerde, sizin gayretlerinizde de bir veri olarak kullanıma uygun bir veri. Bundan yararlanma konusunda yeni projeler var mı? Var hocam. Şöyle, şimdi bu pandemi bizim biraz hızımızı o anlamda azalttı. Böyle tam bu yoğunlaşma aşamasına geldiğimiz zaman başımıza bu geldi zaten. Ama şükürler olsun ki hani böyle oraya bir hazır bir şekilde karşımıza çıktı pandemi. Tam da bu arada büyük veri araştırmaları ve yapay zeka enstitüsü kuruldu TÜSEP çatısı altında. Ve bu veriden bilim insanlarını yararlandırmak, işte belli paketleri yayınlayarak onların bu veri üzerinde çalışmasını sağlamak, anonimize edilmiş veriler üzerinden. Ama açıkçası hani o kamunun bir basit, çözümü kolay obsesyonları vardır ya, onları da aşmaya çalışıyoruz. Ben hani bu pandemi sonrası biraz daha toparlayacağımızı düşünüyorum. Hani açık veri politikasına öyle İngiltere kadar kolay geçemedik. Keşke geçebilseydik. O zaman bilimsel olarak da çok ileriye çıkacağız. Hani bu sağlığın aldığı hızın bir daha kimsenin yetişememe gibi bir, bize yetişememe gibi bir fırsatı da bize sunabileceğini düşünüyorum. Ama ya kamunun kendine ait refleksleri var. Yani bilmiyorum siz kamuda hiç çalıştınız mı? Ama nasıl söyleyeyim? Bazen koridordaki kaplan yavrularından odalardaki şişman kedilerin rahatsız olduğunu hissedersiniz. Kendi bünyenizde çalışan insanlarla da bunu hep hissediyorsunuz. Bir şekilde kamunun bu tarz refleksleri göstermesi zor. Hani Osmanlı'da bir şey var, tam şey aklıma gelmedi. Hani devlette biraz yavaş ilerleyeceksiniz gibi bir anlayış var. Hani kararları yavaş alın, hızlı almayın tarzında. Hani bugüne o herhalde içimize yerleşmiş. Ama ben aşabileceğimizi düşünüyorum. Pandemi sonrası bizim için iyi bir fırsat olduğunu varsayıyorum. Şeye de güveniyorum aslında. Diğer bakanlıklarda da dijitalleşme hata başladı. Mesela biz İçişleri Bakanlığı ile kolay çalıştık. Bazı şeylerde biz onlara yardım ettik ama onların bize çok katkıları oldu. Birçok bakanlığın dijitalleşmede bir yeni bir fırsatı sunmaya başladığını görüyorum. Fuat Bey de orada bu konuda çok ısrarcı davranıyor, Cumhurbaşkanı yardımcımız.
Hiç düşünülmedik hareketler görmeye başladık diğer bakanlıklardan. İşimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Veri daha çeşitli hale geliyor. Anlayış da değişiyor. Biraz şu eksiğimiz var bence. Bu gizli kaygılarını azaltacak modelimiz her verinin, o veri sözlüğündeki her verinin gizlilik seviyesini belirlemek ve bir daha kimsenin onlara farklı farklı gizlilik atıflarında bulunmasına fırsat vermemek. Bunu merkezden belirleyip açmamız lazım. O zaman çok rahatlayacağımızı düşünüyorum. Ama işte bu anlayışı oturtturmak lazım. Öyle kısıtlarımız var. Kişiye bağımlı gidiyor bazı şeylerimiz ama ben hani bu Davut Hocam'ın da söylediği anlayışın aslında bir böyle bir çığlığa dönüştüğünü görüyorum son zamanlarda. Biz dahi böyle bir talebin önünde duramayız. Ben yakında açılacağını düşünüyorum. Yani hiçbirimiz engel olamayız buna. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Siz de doğru yere söylediniz. Yani sözlük ve antoloji bölümü aslında işin en güzel başlangıcı. Sanırım sağlıkta da bu doğru kurulduğu için çok çok güzel bir şekilde ilerlemiş. Umarım bu kişisel veri konusunun üzerinden de geçecek birçok çözüm var ama o çözülür. Şimdi bir maddenin üzerinde oturuyoruz. Söylersem şaşırırsınız. Kişisel veri koruma kanununun 6'ya 3'ünü hukukçulara yazdıktan sonra kaleme maalesef ben aldım. Yarın biz zor durumda kalırız diye. Çünkü 3 kere bizim enabız mahkemeyle durduruldu. O sebeple oturup gidip onu Bekir Bozdağ'a savunan, muhalefete savunan adam pozisyonuna düştüm. Daha ilginçini söyleyeyim. Biz bu meclis kapılarına gelemeyiz. Yarın gene bir tartışmalar olacak. Kıyamet kopacak. Ne olur kişisel veri koruma kurulu kurun diye yalvaran da benim. Şimdi o hikayelere gidersek başka şeyler olur. Ya siz yarın nelerin yaşanacağını bilerek bir sürü şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ya bütün atmosferiyle alakalı bir şeyler yapmanız lazım. Türkiye'de bir şeyi dönüştürmek için. Yani Batı'da sen alanında başarılı olduğun zaman diğer taraftan da alman gereken alabiliyorsun. Ama burası öyle değil. Ya siz veterinersiniz ama kahyelerde siz ilgileniyorsunuz. Oranın işte başka bir şeyle de kanalizasyonla siz ilgileniyorsunuz. Böyle yaparsanız bir şey yapabiliyorsunuz bu ülkede. Benim en çok yorucu olan şey bu aslında. Gelip 17 yılı bana dönseler deseler ki ya 2014'e tekrar dön, hayatla dönme. Çünkü bu kadarını hayal etmemiştim. Evet, çok teşekkür. Şimdi ben sözü Duran Leblebici hocamıza vermek istiyorum. Bizim büyüğümüz Duran Leblebici hocamıza bir söz vereyim. Ondan sonra Cemal Bey'den yazılı sorulardan okumasını rica edeceğim. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili olarak şahsen söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Ben sadece kullanıcısıyım, yaşlı bir kullanıcısıyım ve kullanıcı olarak çok memnunum. Bunun dışında bu sistemle ilgili gerçekten samimi tebriklerimi, teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve bazı endişelerimi. Endişelerim senin de başta değindiğin gibi bu güzel oluşumun sürekliliğinin garanti altına alınması. Burada birkaç alan var. Bunlardan bir tanesi siber güvenliğinin sağlanması. Bu sistemin siber güvenliğinin sağlanması. İkincisi çok büyük yazılımlar yeni ihtiyaçlarla yeni modüller eklenerek büyütüldüğünde ortaya çıkan uyumsuzluklar hastalığının bu sisteme bulaşmamasını sağlayacak tedbirlerin önceden alınması. Yani genişleme konusunda fazla obur davranılmaması, dikkatli davranılması. Üçüncü ve en önemli olan da senin başta söylediğin kilit kadronun sürekliliğinin sağlanması. Şimdi bu tür olaylarda kilit kadronun en önemli gerek şartı bir liyakattır, iki heyecandır. Bunlardan herhangi birisi olmadığı takdirde iş yürümez. Bu sistemin, bu programın yurt dışına ihraç edilmesi konusundaki senin güzel temenninle ilgili aklıma küçük bir şey geldi. Bu ihracat işinin başarılı olması için şu Ayıp Bey'i bolca klonlamak ve her gün her ülkeye bir tane Şahit neticede hem Şahit Bey'e hem ekibine hakikaten çok teşekkür ediyorum.
tebrik ediyorum ve sağlıkla, huzurla devamını temenni ediyorum. Evet, sağ hocam olun. Teşekkür ederim. Belki rahatlatmak için bir şey de söyleyeyim. Gerçekten baştan da biz bu meseleleri düşündük ve bizde hiçbir uluslararası veri tabanı kullanmıyoruz. Lisanslı veri tabanı kullanmıyoruz. Tamamıyla açık kaynakla çalışıyoruz. Merkezimizde 39 tane farklı büyük ve ulusal bazda uygulama var. Hepsi birbirleriyle entegre çalışıyor. Ve bütün bakanlıklarla da entegreyiz. O açıdan sıkıntımız yok ama şöyle bir sıkıntımız hep var. Bu olmaya da hep devam edecek. Yeni şeyler isterken hatta biz motto geliştirdik. Sebebi söylenen her isteği yapıyoruz. Sebebi söylenmeyen hiçbir isteği yapmıyoruz. Çünkü bazen size bir şey söylüyorlar. Siz zaten onu çok farklı yerlerden hemen ediniyorsunuz. Onun için yeni bir uygulama kurup sistemin hantallaşmasına izin vermiyorsunuz. Bazen böyle geliyorlar, tam duvarın en altındaki tuğlanın değişmesini istiyorlar. Çok basit gerekçelerle istiyorlar. Diyorsunuz ki bir dakika, siz bunun için istiyorsunuz, bunun için. Tamam, o zaman ben bunu şu şekilde çözüyorum. Yani siz aslında sistemin bütününe hakim olduğunuz zaman bu tarz bu sistemlerin ömrünü uzatabiliyorsunuz. Ve onların kolay ve nitelikli bir şekilde genişlenmesine de fırsat verebiliyorsunuz. Ama kadrolar hızlı değişirse, özellikle teknik kadrolar, hani onun oraya neden kurgulandığını ya da işte hangi verilerle neyin birleştirilerek, proses edilerek onun ihtiyacının giderileceğini bilecek ekip hep olmalı. Yani bir şekilde buralardaki kadroların yavaş değişmesini sağlamak lazım ama şunu da belki aktarmak isterim, hem de müteşekkirliğimi de beyan etmek için söylüyorum. Bir gün Müezzinoğlu Bakan'la sunum yapmıştım. Temmuz ayı falandı. Yani herhalde Mayıs'ın 24'ünde göreve başlamıştım. Sonra bir gün bana koridorda ilaç eczacılıkta dedi ki, bir gelsene dedi. Bu koridorda yürüyor. Sağ şimdi Allah çok müteşekkirim. Dedi ki, ya Şuayb, senin söylediğin şeylerini çok fantastik buluyorlar dedi. Bunlar yapılamaz diyorlar. Fantastik çocuk dediler senin için bana dedi. Ben de onlar için fantastik ama bizim için gerçek. Yani 6 ay bu fantazi için sabrederseniz biz bunu yapacağız falan demiştim. Ve sağ olsun gerçekten çok siz çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama şunu gördüm. En çok eleştirenin bizi daha çok beslediğini gördüm. Çünkü böyle sushi balığı gibi daha çok size eleştiri getirdiği zaman kas yapıyorsunuz. Onun eleştirmesinde bütün eksiklerinizi daha çok. Acaba neyi eleştirebilir? Karşımıza ne çıkarabilir gibi. Biz kötünün söyleneceği toplantılar yapıyorduk arkadaşlarımızla. Diyorduk ki en kötü şeyleri söyleyeceksiniz. Bu aşıda da mesela aynısını yaptık kampanyaya başlamadan önce. Sağ olsun Bakan Bey, işte hani bu işi hatasız yürüsün istiyorum. İşte çok büyük aşı, bir günde çok fazla sayıda insanın aşılanmasına ihtiyaç duyulabilecek gibi söylemlerle bizi görev verdiğinde sadece kötülerin söyleneceği toplantılar yaptık. Dedik ki ya burada ne yaşanabilir? Onun çözümünü söylüyordum. Ben söylüyordum. Arkadaşlar tamam böyle çözelim diyorduk. Kendimiz istişare ediyorduk. Ve iyileri hiç söyleneceği şeyler yapmadık. Ve gerçekten biz şimdiye kadar tahmin etmediğimiz sadece bir tane problem yaşadık. Bir tane. O da gerçekten bir bürokrat hatasındandı. Bize onu eksik söylemişti. Konuştuğumuz her problem başımıza geldi ve nasıl önlem alacağımızı biliyorduk. Çok fazla deneyimimiz oldu. Eğer hani o teknik arkadaşlar çok büyük problem yaşamazlarsa, yani bu süreçlerin aksayabileceğini çok düşünmüyorum. Ama şöyle olur. Hani yeni şeyleri ekleme hızı değişir. Kamuda da hep böyledir zaten. Bir süre sonra hani bazı arkadaşlar, buna ben de dahilim, oldum diyebiliyorsunuz. Yani artık ürettik işte yeni şeylere falan, var olan şeyi korumaya çalışıp yeni şeylere biraz da kapalı da olabiliyorsunuz. Onun için her şeyin bir olgunlaşma dönemi var. Belki Davut Hocam'ın söylediği şeyleri hepimiz, herkes yaşadı. Biz de yaşayacağız. Bizim arkadaşlarımız da yaşayacak. Ama ben bu anlayışın değişeceğini çok düşünmüyorum. Ya veri o kadar önemli hale geldi ki, veriye bağımlı hale geldi bütün bilim dünyası. Bir yönetici ne yaparsa yapsın karşı duramaz. Yani ben zaten şu anda sağlığın tamamıyla paradigma değişimine gideceğini düşünüyorum. Bugün geçen 5-6 yıl önce İşte yataksız hastaneler konuşuluyordu olacak diye. Ben söylüyorum, yani bunu herhalde benim gibi bir sürü insan da söylüyordur. Polikliniksiz hatta hastaneler olmaya başlayacak. İnsanlar evinde yatacaklar, uzaktan takip edilecekler, doktora gitmeyecekler. Zaten doktorla her türlü ihtiyacını görecekler. Girişimsel ve ameliyat dışında hiçbir şey olmayacak. Hastaneye gitme ihtiyacı hissetmeyecekler. Ya şu anda ben hastaneye ne kadar kapasitesi açsam aşıya gitmiyorlar. Aile hekimine kapasite açıyorum, full doluyor. İnsanlar hastaneden ürkmeye, uzaklaşmaya başladılar.
ve hareketli bir dünyada kimsenin böyle statik yapıların içinde çok bulunmak istediğini düşünmüyorum. Zaten hani uluslararası istatistik, hastaneye girdiğinde ölüm istatistiği, ölüm oranının iki katı artıyor. Normal bir adam bile olsan. O sebeple sağlığın çok değişeceğini, doğal olarak dijital sistemler üzerinde değişeceğini, bugün yaptığımız modellerin yarın için yetersiz kalacağını ama yarın için çok büyük bir know-how oluşturduğunu söylemek istiyorum. Yani yapının çok değiştiğini, ben önümüzdeki süreçte mevcut yatırım yapan özel hastanecilerin bile eğer kendi hizmet anlayışlarını değiştirmezlerse, bu tarz yetenekler geliştirmezlerse çok büyük hüsrana uğrayacaklarını düşünüyorum. Hasta beklentileri değişmeye başladı. Sadece ilaç ve tedavi değil, yaşamının her anına dokunulmasını istiyorlar ama bunu yaparken de kendi vaktinin harcanmasını istemiyorlar. Ömründen bir zamanı harcamak istemiyorlar. Ve her an, her aşamada kendisinin sağlığa erişilebilirliğini ve sağlıklı yönlendirme, sağlık danışmanlığına çok daha fazla ihtiyacın arttığını düşünüyorum. Ve yapının çok değişeceğini, Sağlık Bakanlığı'nın da herhangi bir sektör yetkilisinin de bu değişime karşı duramayacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada başka ülkeler bu hizmeti vermeye başlayacak. Yani getirin sağlık alanındaki modellerin oluşacağını ve bunların unicornlarının çıkacağını düşünüyorum ben. Evet, Cemal Bey buyurun. Soruları, yazılı soruları tamam. Alalım. Evet, birkaç soru var. İlk önce YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Ramazan Ersoy demiş ki, Şahit Bey ağzınıza sağlık. Bu kadar veri elinizde varken özellikle bu COVID sürecinde televizyon ekranlarında doktorların Sağlık Bakanlığı bizimle veri paylaşmıyor şikayetleri konusunda ne diyorsunuz? Şimdi bazı insanlar ulusal veri talebinde bulundu. Onları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü değerlendiriyor. Orada da normalde ulusal bir veri tabanı açıldı. Büyük ve bütün çok merkezli veriyle çalışmak için. Ve onay verilenin hepsine de veriler verildi. Çok büyük montanlı veriler. Bu kapsamda yapılan eleştirileri ve değerlendirmeleri de bu anlamda subjektif bulduğumu söyleyebilirim. Hele COVID konusunda kesin subjektif buluyorum. Diğer konularda da şunu söyleyeyim ben. O kadar bu veri isteyen kişinin de verinin unsurlarını, onların içerikleri konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok vaktimizi alıyor, çok fazla teknik adam ihtiyacınız var. Var olan insanlarımızı bile biz neredeyse 20 saate yakın çalışıyoruz. Ciddi anlamda COVID döneminde süreci tamamıyla dijital yapılar üzerinden devam ettirdiğimiz için de zorlandığımız da söylemek isterim. Gerçekten biz de bütün bunlara çok uygun durumda değildik. Yani en çok neyi özlediğini sorusuna uykuyu özledim diyen çok arkadaşım var. Ve çok fazla insan da kaybettik. Ve bu şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Hani ona da hem gıyabını da yad etmek ve müteşekkir olmak için de benim için değerli. HES'i devreye alacağız. HES projesini yapacağız. Nisan'da konuşuyoruz. Ki normalde benim 2016'da insanlar kendi ismiyle hastaneye gitmesinler, TC'sini hastaneye kullandırmasınlar, bir geçici erişim koduyla da hastaneye gidebilsinler beklentimin üzerine oluşturulmuş bir projeydi normalde bu. Çünkü bazı sosyal olarak daha dar çerçevelerde bir genç kızın sağlık verisinin kendisini yalnızlaştırılması üzerine biz böyle bir karar almıştık. Çünkü bir şekilde biliniyor. İşte basit bir test yapıyor, sonra başına başka şeyler geliyor. Dedik öyle bir şey yapalım ki geçici erişim koduyla herhangi bir yere gitsin, kimse onu bilmesin. Sadece hekim onun kim olduğunu anlasın. Kayıttan tamamıyla bilgisiz olarak geçsin ve gitsin. Geçici erişim kodu istediği zaman değişebiliyor. Onun üzerine biz HES'i kurgulamıştık. Ve dedik ki TC'leri isteyecekler. Ülkedeki TC inanılmaz kirlenecek. Benim bütün teknik adamlarım karşı çıktı. Herkes neredeyse odamı bastılar. Ne olur bunu yapmayalım. Uçaklar kalkmaz, trenler hareket etmez falan filan. Dedi ki bu işin en iyisi kim? Dediler ki HGS'yi bir çocuk yapmış, tanıyoruz. Aa, ben de tanıyorum. Çağırdım mesela arkadaş, başka bir şirkette çok iyi paraya çalışıyor. Çağırdım, dedim ki yarın burada göreve başlıyorsun. Ya gerçekten ona çok minnettarım. Çok akıllı bir çocuk, iyi bir vatansever. Dedi ki tamam ama benim patronum, ben savaş var dedim. Artık bizde başlıyorsun, yarın bizde çalışıyorsun. Benim patronum hiç haberi yok, ben ona ne diyeceğim? Dedim genel müdür onu arar ve biz senin elemana el koyduk. Artık burada çalışacak. Ne kadar maaş alıyorsun bilmiyorum ama biz sana bu kadar para vereceğiz dedik. Ve gerçekten aldığı paradan daha az para verdik. Adam hiçbir şey yapmadı, uyumadı birkaç gün. Geldi, bütün o HES'in, o aynı HGS'deki model gibi, ya yani orada bir problem yaşamamamız için. Hedefin nedir dedi. 500 uçak, 500 kişilik 500 uçak bir saniyede sorgulanacak dedik biz. Çok büyük bir hedef değil mi dedi. O kadar büyüyecek ki göreceksin dedik. Şimdi
5 milyar sorgu yapılmış. Görüyorsunuz ne kadar aktif kullanıldığını. Bu o arkadaş yaptı. Sonra geldi, ben müsaade ederseniz yurt dışına gideceğim. Müsaade ediyor musunuz dedi. Gönderdim gitti. Mesela minnettarız. Böyle çocuklarımız olduğu için avantajlıydık. Öyle, böyle adamlar çok bulamıyorsunuz. Ben şimdi gece gündüz bu adamı çalış, bir de gidip ya işte bilim için veri istemişler. Bu ekiple çalış, hocalar her gün başka bir şey istiyor. Sonra bütün veri modelini değiştiriyor. Zor oluyor ulusal veri adama hazırlayıp vermek. Çünkü içeriklerini bilmiyorlar. Ama bildiğim kadarıyla bize 1000'e yakın talep geldi. Ve bizimle o veri alma sırasında çalışan hocaların hemen hemen hepsine veri sağladık. Yani bazılarına 80 bin, 100 bin vakalık veriler. O kadar çok veri dağıttı ki her branşta. Bakan Bey orada akıllı bir tavır sergiledi. Bütün branşlara bir tane lider belirledi. O çalışma gruplarına göre ulusal büyük yayınlar çıksın diye. O çalışma gruplarının içinde istenen herkese her türlü veriyi verdik. Şu anda veri verilmemiş kimse kalmadı. O çalışma gruplarının içinde. Hani değerlendirmeleri kısmen subjektif, kısmen de bizim kendi teknik olarak her şeye yetememezliğimize bağlayabilirim. Ona da haksızlık etmemek için söylüyorum bunu. Bu kısmı çok küçük bir oran yalnız. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. iPhone isimli bir katılımcımız demiş ki, Sayın Bakanım, ileriki dönemlerde sağlık sistemini elektronik ortamda bir bütün olarak iletişim kurmayı hangi doğrultuda görebiliriz? Toplumsal bağ üzerinde nasıl bir etki görülebilir? Şimdi Cemal Bey, ismi olmayan sorusunu normalde okumayız ama bu zararsız bir soru. iPhone diye ismi okumuyorsunuz. Evet, bir de hocam hemen ikinci sorusu da, uzaktan enabled sisteminde insanları takip edebiliyoruz ama ameliyat olma veya muayene olma imkanı olabilir mi? Yani ileride Da Vinci bunun için yapılmıştı ama robotu, yani ben onun ileride kısıtlı olsa yapılabileceğini düşünüyorum gelecekte, ama artık sağlık herkesin cebine girecek ve insanlar hayatın her anda sağlığı düşünecekler ve sistemler zaten buna kişiyi itecek. Gerçekten kimse bu tarz hizmetler için kendi hayatından önemli bir zamanı harcamaya çalışmayacaklardır. Sağlığın tamamıyla sanallaşacağını düşünüyorum. Bazı mesleklerin kaybolacağını düşünüyorum. Özellikle radyoloji alanında mutlaka alan çok genişleyecek, ciddiye kaybolacak. İşte patolojide belki uzmanlık alanları çok daha daralmaya başlayacak. Çünkü dijital patoloji çok etkin bir şekilde gelişmeye başladı. Yani sağlık sistemi tamamıyla değişecek. Önümüzdeki 15 yılda başka şeylerle karşılaşacağız. Bence yaşam anlayışımız da değişecek. En son fütüristlerin raporlarında ne diyor? İşte 25 yılda tarlasında yetiştirip yiyebilene zengin diyecekler diyor. Aslında Tarım Bakanlığı'nın zehirlediklerini Sağlık Bakanlığı iyileştiremez demek istiyor. Ben onun için geleceğin çok daha farklılaşacağını düşünüyorum. Güvenli gıda ve güvenli beslenmenin her şeyin önüne geçeceğini düşünüyorum. O sebeple Türkiye'nin en zeki insanların hekim değil, ziraat mühendisi olması gerektiğini, tarımla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım teknolojilerine çok daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir süre sonra zaten bu öldürme sanayisi, yaşatma sanayisine yatırım yapmaya başladı. Artık savunma sanayi şirketleri, sağlık sanayi şirketlerine, aşı firmalarına oraya buraya yatırım yapıyorlar. Gelecekte her vücutta savaş başlatacakları için sürecin çok daha farklı bir noktaya taşınacağını düşünüyorum. En fazla 9-10 yıl içinde sağlık ekonomisi bilen sağlık bakanları atanmaya başlanacak. Çünkü şu anda dünyada OECD ülkelerinin içinde en kötü ikinci ülke biziz. Şişman ve diyabetli. Bu şu demek ki 10 yıllık yakın geçmişte zaten her birimizin vücudunda inanılmaz hem uzun yaşayan hem de sağlık harcaması yaptıran bir vücut haline döneceğiz. Ve bu ekonomiyi bizim %75 dışa bağımlı olarak sürdürmemiz imkansız. Onun için sağlığı tamamıyla yerleştirmemiz lazım. Ve bu paranın içeride kalmasını sağlamamız lazım. Ve gerçekten şöyle bir kavramın kafama çok yerleştiğini hissediyorum. Herhalde Fransa galiba sağlık sistemi iyi olduğu için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok göç almış. Türkiye insanların emekliliğini yaşamak istediği ülke haline dönebilir. Eğer sağlık alanında biz gerekli aksiyonları zamanında alırsak, Türkiye sağlıklı bir ülke olarak anılabilir dünya üzerinde. Hem bölgesel olarak çok iyi bir yerde. Ben sağlık ekonomisi üzerinden dünyadaki ülkelerin dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü bireye hissettiriyor problemi. Hiçbir iktidar ayakta kalamaz sağlık sistemine uzak durarak. Evet. Çünkü adam kendi yaşayacak onu. Yıl 9 kere başvuruyor ve deneyimliyor. O adamın kendi size bağlılığını, politik bağlılığını ayakta tutamazsınız. Evet, Sayın Bakanım, bu arada şey olarak bir sonraki programımızı da burada anons edeyim. 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü 10 ile 12 arası Profesör Doktor Aydoğan Özcan
University of California, Los Angeles'tan misafirimiz olacak ve konuşma başlığı da mobil mikroskoplar, tele tıp ve derin öğrenme. Siz hatırlarsanız tanışmıştınız, Cumhurbaşkanlığında kendisini misafir etmişti, bir konuşma yapmıştı. Evet, hatırladım. Hoca. Şimdi o tekrar misafirimiz olacak. Onu da mutlaka izlemenizi size de hatırlatmak isterim. Yani sizin bu konuşmanızda da çok büyük sinerjisi var. Yani önümüzdeki cumartesi gün biz normalde Sayın Bakanımızla geçen hafta toplantı yapacaktık. Onu erteledik. Dolayısıyla iki toplantımız birer hafta arayla olmuş oluyor. Bu söylediklerinizle çok alakalı diye bunu bu noktada belirteyim istedim. Yunus Hocamız bir söz almak istiyor. Şimdi Yunus Hocamız da bir söz veriyor. Kapatın sen. Kapatın sen. Merhaba Sayın Bakanım. Öncelikle teşekkür ederim ve tebrik ederim. Sisteminizi ben de kullandım bir vatandaş olarak. Yani son derece güzel bir sistem. Yani moderniteyi hakikaten böyle yaşayarak görüyorsunuz. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii şu soru akla getiriyor. Diğer ilgili birimler diyelim bunu ayak uydurabiliyor mu diye. Hatta tıp eğitimi geliyor. Şimdi biliyorsunuz eğitim değişmekte çok zorlanıyor. Bürokrasi zaten zor da. Siz bunu halletmişsiniz bürokrasiden. Yani Sağlık Bakanlığı bürokrasinin bu şekilde modern bir hale gelmesi hakikaten bir şey yani bir paradigma değişikliği gibi. İnanması zor bir şey. Ama başardınız hakikaten. Samimi tebrikler. Tıp eğitimi buna ayak uydurabiliyor mu? Uydurabilecek mi? Çünkü sağlık sektörü gördüğünüz gibi değişiyor, evriliyor, çok farklı yerlere gidiyor. Yani bu konuda bir ne dersiniz onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi yani bu dijitalleşme furyasının karşısında durma şansı kalmayacak ki insanlar. Çünkü zaten bilgisi iyi olan öne çıkmaya başladı. Ve eğitim araçları da çok dijitalleşmeye başladı. Ben birkaç üniversite biliyorum. Bize göre çok şanslılar. Ve zaten süreçte hekim asistanlarına dönüşmeye başladı yazılımlar. Bizim şimdi mesela yakında açıyoruz. Epey bir zaman uzadı. Neymar diye bir projemiz var. Siz daha muayeneye gitmeden önce size sorular soruyor. Hangi doktora gitmeniz gerektiğine karar veriyor ve sizin gibi şikayet edenlerin yüzde kaçının 5 tane tanı veriyor. Size diyor ki %20 şöyle hasta olup çıktı, şu %10 şu çıktı, %3 bu çıktı diye. Ve böylece sizin doğru hekime gitmenizi sağlamaya çalışıyor. Sonra sürecin sonundaki ortaya çıkan sonuçta da sürekli öğrenen bir model ve bunu isabet oranlarını değiştiriyor. Burada biz zaten hekimlerin de bir teşhisi tanıya erişirken gereksiz parametreleri gereksiz bir şekilde kullanmasını da puanlandırmış olacağımız için hekimi zaten sürekli uyaracak. Onun sonundaki hedefimiz şu, kütüphanesini şimdi bulduk. Bir hekime bir tanıya erişirken çok fazla tetkik ya da gereksiz işlemler yapması sebebiyle ona makaleler önermeye başlayacak sistem. Diyecek ki siz bence şu makaleyi okuyun, işte siz feokromastomayı okuyun, siz işte bilmem böbrek tümörlerini okuyun gibi onlarla ilgili makaleler önererek hekimin de yetişmesini gelişimini tetikleyecek. Ya bu değişime kimse karşı duramaz zaten. Neticede ne kadar gecikirse bir süre sonra geri kalacak. Hiçbirimiz karşı duramayız. Ben onun için hani evet mutlaka eğitim için bir şeyler yapmak lazım. Hani YÖK tarafında tetikleyici şeyler kullanmak lazım. Kabul. Ama zaten zorunluluktan olacak. Biz bu süreçte bu YÖK'ün personelinin aşılanması sürecinde ben onların da dijitalleşme endeksini görme şansına sahip oldum. Biraz tedirgin olmadığım değil ama bu değişime kimse karşı duramaz. Bir de şöyle bir avantajımız var. Bu bizim aynı zamanda da dezavantajımız. Eskiden doktorlarımız İngilizce bilmiyorlardı. Şu anda bütün fakültelere hazırlık sınıfında İngilizce öğreniyorlar. Bu insanlar eğer burada iyi ortamında çalıştıramazsak ve bu tele sağlık imkanlarıyla, bu sağlığın bu dijitalleşmesiyle zaten dünyanın başka yerlerinde çalışıp gidecekleri için ülke bu dönüşümü kendisi sağlamak zorunda kalacak. Yoksa en değerli varlıklarını kaybedecek. Düşünün toplumun %1'ini, 2'sini oluşturan zeki insanlarınızı ki bunlar yeraltı, yerüstü madenlerin hepsinden daha değerli insanlar. Beyinler Finlandiyalılara aldığınız zaman bu kavram insanın zihnine yerleşiyor. Dünyanın en değerli varlığı yetişmiş insan. Bunları kaybedeceksiniz zaten. Çünkü onlara sanal ortamda bile olsa daha iyi bir dünya sunacaklar. Bu ülkede yaşamak istiyor ama bu ülkede ona istediği nitelikte çalışma imkanı sunmazsanız başka yerdeki ülkelere uzaktan hizmet verip gidecekler. Yani siz zaten bunu yapmak zorundasınız. Yapamayan dışarıda kalacak zaten. Ben onun için o taraftan korkmuyorum. Dijitalleşme şu anda kendi potansiyelini kendisi oluşturuyor. Kimsenin onu iteklemesine ihtiyaç kalmadı bence. Evet abi çok teşekkürler. Bir de bu dil konusu yani çok önemli. Biliyorsunuz da tıpta sürekli yeni değişmeler yani günlük olarak ve bunun da dili
Yani çok büyük çoğunluğu İngilizce zaten. O yüzden hani tıp eğitimde şu İngilizce artık olmaz bir hale geldi. Türkiye'nin özel durumunda da şu anda Arapça, yani Arap aleminden bayağı bir müşterilerimiz var. O yüzden muhtemelen ikinci dilde Arapça olma durumunda. Ama Türkiye bir sağlık hub'ı olma konusunda bence çok iyi potansiyel. Çünkü gayet güzel hizmet veriyoruz ve şu modern dünyanın onda bir fiyatına. Yani son derece rekabetçiyiz. Evet. Eğer bu diyelim bir şekilde, ciddi bir şekilde yönetilirse herhalde bizim bu cari açığı kapatma yönünde de sağlık sektörü çok ciddi bir rol oynayabilir. Evet, Brezilyalı futbolcular gibi Türk doktorlar olabilir, evet. Otur yaşadığı yerden başka ülkelere hizmet verirler. Umutluyum ben de o konuda. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Evet Cemal Bey, buyurun siz. Bir devam edelim. Bir soru alayım. Mustafa Aykut'un bir sorusu var. Sayın Bakanım, çok büyük şehir hastanelerinin yanı başında sağlık teknolojileri, teknoparkları kurmak teknoloji şirketleri için cazibe merkezleri olabilir mi? Böyle bir düşünceniz var mı? Var. Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında bir teknopark alanı oluşturuldu. Bir çok büyük bir işte alan orada yapılacak. Ama işte dediğim gibi pandemi de o hızı etkiledi. Ama ben Sağlık Endüstri Başkanlığı eğer bu kavramı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi öyle bir atmosfer oluşturur, bütün sanayi ile işbirliği içinde çalışırsa zaten buraların çok hızlı bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Ama yani bunun süresinin zamanı ne zaman olduğu konusunda bir bilgim yok. Ona yani kendimi bağlayıcı bir söz kullanmak istemem. Hocam, Leyla Türker Şener, izin verirseniz tıp eğitimi için yaptığımız sanal gerçeklik çalışmasından bahsetmek isterim demiş. Kısaca bahsedelim. Vaktimiz varsa bakanım karar versin, bir şey diyemem. Merhabalar Sayın Bakanım. Kısa süreniz bahsedebilirseniz çok seviniriz, buyurun. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Ben İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Yapmış olduğumuz çalışma tıp fakültesi dijital ameliyathane çalışması. Kalp damar cerrahisi ameliyatlarını öğrencilerimiz sanal ortamda gerçekleştirebiliyorlar. İkinci bir çalışmamız da dijital deney laboratuvarı. DNA izolasyonu, DNA elektroforezi, protein elektroforezi, COVID hastasından sürüntü numune alma, DNA saflaştırma ve yine PCR analizi yapabiliyorlar sanal gerçeklik sistemi içerisinde. Üçüncü projemizde, tamamlanan projemiz, yaşlı hastalarımız için bir sanal ortamda spor merkezi çalışması yaptık. Tek kol, çift kol çalıştırıyorlar, el bilek çalıştırıyorlar ve ameliyat sonrası hızlı iyileşme sürecine katkıda bulunmayı hedefliyoruz burada. Evden çıkmayan hastalarımız için de, yine yaşlılarımız için de kullanılabilecek bir sistem. Tüm spor merkezlerine de adapte edebiliriz, hastanelere de adapte edebileceğimiz bir spor merkezi çalışması bu. Yani hem eğitimde hem de hasta bakımında kullanılacak bir sistemler üzerine yaklaşık 5 yıllık bir deneyimimiz var. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bunlar. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ben emeklerin artmasını bekliyoruz. Şimdi ben bu sahadaki pandemiyle savaşta öne çıkan bir başhekimimiz var. Nurettin Yiğit hocamız. Ona da bir söz vermek istiyorum. Yani gayretlerini ben biliyorum. Benim çünkü kullandığım hastane orası. Pandemideki Anadolu yakasındaki pandemi hastanesinde başhekimiyim. Nurettin Bey, buyurun. Sizden de kısaca bir görüşlerinizi alalım. Hocam teşekkür ediyorum. İnşallah sesim geliyordur. Geliyor. Biraz açık alandayım. Hatta koşu bandının üstündeyim aslında. Hocam şöyle biraz vakitsel sıkıntı olduğu için böyle bir saat boş bulmuşken spor edeyim dedim. Ama başından sona takip ettim. Ben öncelikle hocama şöyle teşekkür edeyim. Biz sahada olanlar olarak, ki hocam rakamları bilir, pandemi anlamında biz çok büyük rakamları yönettik. Bu dijital devrim aslında bizi bu dönemde ihya etti, şöyle ihya etti. Şimdi ben bazen ekranlara çıkıyorum, davet ediyorlar. Cümlemin genelde ilk üçü şey oluyor, Türkiye'nin aslında dijital sağlık devrimi, dönüşümü diyorum. Çünkü bizi belki bütün dünyadan farklı kılan şu oldu. Biz bir sonraki hafta kaç yatak açmamız gerektiğini, kaç tahminen hastamız geleceğini biliyor olmak aslında bize dik ve dinç ayakta tuttu. Ne kadar sağlık yatırımı yaparsanız yapın, eğer bunu organize edemiyorsanız, planlayamıyorsanız, verilerinizin bir akışı yoksa kullanamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. O yüzden aslında Şuayb hocamı ciddi manada teşekkür etmek lazım. Şöyle,
Hani bazen Selçuk Bey hep diyoruz, siyahlar ne deyin ve heykelin dikelim diye. Sağlıkla özellikle bu savaştaki zaferimizin SİHA'larının mucidi olan Şuayb Hocam'ın gerçekten kıymetini ve ekibinin kıymetini bilmek lazım. Bunu bizzat yaşayan biri olarak elimizi ne kadar güçlendirdiğini ne kadar anlatsam boş. Şu an biliyorsunuz biz aşırı randevusu açıyoruz. Bizim hastanede günde biz 12.800 kapasite açıyoruz. Bunun 9.700'ünün ben dolduğu bir gün biliyorum. O gün biz sıfır biyontek zayiatı yaptık. Niye? Çünkü biz artık kaç kişi gelecek, saat kaçta gelecek, her şeyi önceden görebiliyoruz. Elimdeki aşıyı görüyorum, gelecek kişinin saatini biliyorum, kaç kişinin geleceğini biliyorum. Ve ekibi de çok iyi eğittiğimiz için zayiat yok, her şey planlı programlı. Yani böyle bir sistemde bir de sahadaki bizlerde ufak tefek aksaklıklar konusunda dinç olursak, ani ve hızlı reaksiyon gösterirsek her şey zaten inanılmaz lezzetli hale geliyor. Bir de mesela Amerika'dan ve başka ülkelerden gelenler oluyor bize. Örnek veriyorum, şu an Amerika'dan gelen insanların bir aşı kartına bakın. Bir de Türkiye'deki insanların aşı kartına bakın. Aradaki farkı bence göreceksiniz. Amerika'dan gelen aşı kartları hala elle yazılmış, doldurulmuş. Çok bize göre herhalde bayağı ilkel düzeyde. O yüzden hani geldiğimiz yeri anlatma adına bu bile çok güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bir de ben hocam şey dediniz siz toplantının içine, niye erkeklerde ve daha kötü durumdayız? Muhtemelen bu COVID hastalığını bayanlar çıkardı. Bütün erkekler biliyorsunuz maçtan, kahvaneden, her yerden uzaklaştı ve hanımların dizinin dibine dönmek zorunda kaldılar. Şöyle çocukları ve hanımları es geçiyor. Aslında bunun sebebi şu, virüsün vücuda girmekte kullandığı reseptörün yaşla birlikte vücutta arttığını biliyoruz. Ve erkeklerde de genetik olarak daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden de virüs erkeklerin ve ileri yaş olanların vücuduna daha kolay girecek reseptörünü bulmakta daha şanslı. Bir sebep o. Bir de hocam bizim toplumda, hatta dünyada da var bu. Bir şey ne kadar azsa ona kıymet daha çok veriliyor. İşte pırlantanın bu kadar kıymetli olması gibi. Sinovac şimdi azaldı ya, bir kıymet başladı. İnsanlar şimdi Sinovac olmak istiyor. BioNTech azken de BioNTech olmak istiyorlardı. Öyle bir şey var. Bir de şey, galiba bilinen yol en güvenli yol psikolojisi devam ediyor. Ama ben şu konuda da mutluyum. Belki basının da gücü, iyi bir bilgilendirmeyle iyi yere doğru gidiyoruz. Aşıda o soru işaretleri yavaş yavaş kayboluyor. Bu da güzel bir şey. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman muhtemelen tarih kitapları da bu COVID bir gün yazılacaksa Türkiye'nin yeri bence burada çok kıymetli ve ayrı olacak. Burada da Şuayb Bey'in yeri yazılacaktır. Ben de onu söyleyeyim. Şuayb Bey'in adı bence çok büyük yazılacak. Çünkü başından bir hocamız anlatıyor. Bu işin dijital ayağı bizi zaten çok dinç ve ayakta tuttu. Ben bu anlamda hocama teşekkür ediyorum. Ben yani sistemin içinde olan birisi olarak zaten kafamıza takılan bir şey olduğunda hocamıza yazıyoruz. Yani şu anlatılanları keşke televizyon ekranı çıkanlar bilebilse, şöyle akşam genelde ekranda yer bulan hocalarımız üniversite hastaneleri ya da özel sektörden çok bu sistemi bilincinde değiller. Yani hem yükün çok büyük bir kısmı kamuda, bireysel bazda onların sayısı çok ama böldüğümüz zaman onlara düşen hasta sayısı çok az. Sahada asıl yükü alan kamu ve bizleriz. Ekranda geniş yer bulan hocalarımız bazen serzenişte bulunuyor ama sistemin içinde çok aktif olup da şu sistemin nasıl döndüğünün bilincinde olmadıkları için biraz gereksiz eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah Şuayb Hocam daha fazla yer bulur da ekranlarda insanlara aslında nereden nereye geldiğimizi anlatır diye ümit ediyorum. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir de hocam hani bu fırsatı sunup da bu arka planı ön plana taşıdığınız için ben size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir emriniz bir isteğiniz olsa da bekliyoruz. Allah bu arada ben, hocam bu arada belki bilmiyorsunuzdur, ben bugün cumartesi oldu. 4 günlük bilim kurulu üyesiyim. Öyle mi? Maşallah. Evet. Salı günü, çarşamba günü ilk toplantıya katıldım. Tabii orada da Şuayb Hoca gibi birine ihtiyaç var, yalnız onu söylemekte fayda var. Eyvallah. Şimdi burada farkındaysanız Nurettin Bey amiri olan Şuayb Bey hocam diye hitap etti. Bakanım diye değil. Çünkü hocalık bakanlıktan ileridedir. Yani Bence de. Yani Sayın Bakanım bundan dolayı alınmayın Nurettin Bey. Yani hocalık hocam diye takım arkadaşımız. Daha iyi. Kendimizi kavramlara mahkum etmedik hiçbir zaman. Hocam ben Şuayb Bey'i Sağlık Bakanlığı'nda ilk tanıdığım kişilerden bir tanesi.
tanıdığım ilk günden beri hocam diyorum. Şöyle ciddi hocalık yaptı bize her anlamda. Benim de bir süre burada Duran hocam var mesela yani. Duran hocamız bizim hocamızdır. Hep öyle olacaktır. Ne olursa olsun. Bizim bir de hocam farkındaysanız şu, yani benim akademik titrim profesör yani Şuayb Bey gerçekten hocamız. Yani bizi bu sağlık anlamında, yürüme anlamında hepimize ciddi hocalık yaptı. Yani onun yani biz herhalde abi, ne olursa olsun hocam diyeceğiz. Yani öyle. Sağ olun. Ya bizim takımın her biri hele İstanbul ekibi farklı. Türkiye'nin birçok yerinden daha farklı. Onun için Ankara'dakiler biraz rahatsız olur İstanbul ekibinden. İstanbul ekibi daha dinamik. Probleme odaklanıyorlar. O sebeple çözüm de kolaylaşıyor. Pandeminin İstanbul'dan başlaması Türkiye için şanssızlık olarak değerlendiriliyor ama bir ekip sebebiyle de şanslı aslında. Bütün Türkiye'nin bu krizle erken karşılaşmasını en önce karşılaşıp neler yapılması gerektiğini ortaya koydu ve Türkiye'nin diğer bölgeleri oradan çok şey öğrendi. Biz de ilk başta oradaydık. Onun için İstanbul ekibine de teşekkür ediyorum. Hocama da çok teşekkür ederim. Çok iyi aksiyon aldılar. Onun için benim sevinçle, gururla karşıladığım arkadaşlardan biri. Hepsine müteşekkirim. İstanbul'da bizi çok iyi temsil ediyorlar. Bir İstanbullu olarak onları kendi takım arkadaşım kabul ediyorum ve burada da benim elimi güçlendiriyorlar. Sağ ol hocam. Ömer hocam tekrar söz istiyor ısrarla. Artık toparlamamız da gerekiyor. Buyurun Ömer Bey. Sayın Bakanım, öncelikle Allah gayretlerinizi tamamına erdirsin. Konuşmanızın birkaç yerinde örnek olarak savunma sanayi başkanlığını veya savunma sanayini örnek olarak gösterdiniz. Şu anda ben savunma sanayindeyim. Bu örnek alınabilir, başarılı örnekler var ama dikkatli olmak lazım. Özellikle rekabetten arındırılmış konularda ciddi verimsizlikler yaşanabiliyor. Burada hissediyorum Davut Hocam'ın görüşünden hemen lafa girip birkaç şey söyleyecek. Ben fazla şey söyleyemiyorum. Ben onların farkındayım. Haberlerim de var. Ankara'da biliyorsunuz böyle networkler falan internet hızından daha hızlı yayılır. Ama şöyle buna dair bir anlayış olması bile böyle bir şeyi tetiklemek bile bir avantaj. Yani rekabet avantajlarına onlara hiçbir şey demiyorum. Neticede yapılmış yani hoşa gitmeyen ya da bir şekilde hani doğru bulunmayan şeyler düzeltilebilir ama öyle bir anlayışın da sağlık teknolojisinde oluşması gerektiğini söylemek için söylüyorum bunu. Yani bütün o işte OSB'leri yani endüstriyi bir şekilde sistemin içine çekmek lazım. Herhalde Türkiye'nin en büyük problemi akademi ile endüstrinin birlikte çalışma yeteneklerinin gelişmemiş olması. Bizim tarafta da öyle bir şeyin oluşması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir deneyim elde ettik. Biz daha önce belki Davut Hocam'a söyledim mi bilmiyorum abi. Daha önce biz ODTÜ'de Sağlık Teknoparkı'nda ayda bir cumartesi firmaları dinlerdik. Ve onları yönlendirmeye çalışırdık. Hani sağlık teknolojisi üreten insanları. Bir şekilde kamunun içinde bulunan insanların da ihtiyaca dönük onları yönlendirmek için çok yakın temas kurmaları lazım. Tabii iş yoğunluğu sebebiyle bunu çok sürdüremiyoruz. Daha geçen de tekrar gittim. Bir şekilde bu ilişkiyi kuvvetlendirmek gerekiyor ki bu süreç doğru işlesin ve Türkiye'den iyi firmalar, iyi uygulamalar çıksın. Ama biz buraya gelirken mesela biz bütün ekibimizi yurt dışına kongreye gittiğimiz zaman işte 80 bin kişilik, 90 bin kişilik, 100 bin kişilik kongreler hangi exhibition aldı, neyi dinleyeceğini, hangi işte startup firmasının neyi ürettiğini önceden çıkarıyoruz. Her bir ekibe veriyoruz. Turkcell Telekom'da çalışanlar oradaki proje yöneticileri bilir. Ben onlara diyordum ki işte hastalık yönetim platformu yapacağım. Bak bunu istiyorum. Şurada var. Gidin bunları dinleyin. Türkiye gelince ihaleye çıkacağım. Hani nitekim mesela bir tanesini Telekom aldı. Bizim hastalık yönetim platformunu o yaptı. Ya her bir firmaya neler yapacağımızı ve neleri içerdiğini o kongrelere götürüp onların proje elemanlarıyla getirip gönderiyorduk. Hatta şunu söylüyordum. Gelip gezecek adamlar bizimle gelmeyecek. Gerçekten proje üretecek adamlar gelecek. Ve sadece bir gün onlara sosyal hak veriyorduk. Her biri o mesela gruplar kuruyorduk her bölümle başlıkla alakalı. Mesaj atıyorduk şu şeyle ilgilenen firma şu projeyi mutlaka bir dinlesin diye. Herkes onların başına uçuşuyordu. Biz öyle projelerin birçoğunu proses edip Türkiye'de daha farklı projeler yapma şansımız oldu. O detaylara hiç girmedim. Arkadaşların hepsi bilir. Bir şekilde o deneyimleri Türkiye'ye taşımak için ciddi organizasyona ihtiyacınız var. Sağlık endüstrileri tarafında da SSB başlığının bir organizasyon açısından bize avantaj getireceğini düşünüyorum. Ha tabii ki eksikleri, yanlışları, kusurları olabilir ya da işte işletme modelleri farklı olabilir. Ama bizim böyle bir yapıya en azından ihtiyacımız var. Eksikleriyle beraber kabul ediyorum ben onu yani. Biz çünkü çok daha yetersiz durumdayız.
Hocam son bir sorumuz var müsaadenizle, onu da okuyayım. Merhaba Şuayb Bey. Sağlıkta devrimsel dijital dönüşüm gerçekleştirdiniz. Bir vatandaş olarak uçtan uca yapılan bu sistemleri görüyoruz. Bu işin arkasında güçlü bir teknoloji altyapısı olduğu anlaşılıyor. Tasarımı ve üretimi bize ait olan free cooling sistemini hastanelerde kullanabilir. Bu sayede elektrikten ciddi oranda tasarruf sağlayabilirsiniz. Bir hastanede deneme uygulaması yapabilir miyiz demiş Ertuğrul Eraslan. Ya konu o biliyorum. Aslında şöyle bir şey de yapmak lazım. Ben hatta Enerji Bakanlığı'yla bununla alakalı bir hani bu işi promote edecek. Hani enerji verimliliğini yukarıya çıkacak. Hatta hastanelere enerji sorumlusu, enerjiden sorumlu bir müdür ya da müdür yardımcısı gibi bir şeyler de tesis etmemiz lazım. Çünkü gerçekten hastaneler enerjinin çok verimli kullanılmadığı yerler. Sadece oralar değil, Türkiye'nin her tarafında. Zaten dünya Türkiye'nin en büyük açıklarından biri de o. 45 milyar dolar zannediyorum enerji açımız. Enerji Bakanlığı ile biz epey bir zaman konuşmuştuk. Hani bununla alakalı bir standartlar geliştirelim. O KPI'ler çerçevesinde de hastanelerimizin performansına koyalım. Çünkü bizim hastanelerimizin karneleri var. Bu yapılamaz bir şey değil. Eğer bana bir sunum ve döküman gönderirse en azından bir yerde deneyip onun faydasını görme şansına erişebiliriz. Çok iyi olur. Ben gittim ya, inceledim. Gerçekten yani bu şey olarak atmosferdeki soğukluğu içeriye çok ucuza yaşatan bir şey yani. Kullanılmasında çok büyük fayda var Sayın Bakan. Nurettin Hocam bizi dinliyorsa hemen ilk mesela Sancaktepe'de deneyebiliriz. Eğer yakınlarsa, İstanbul'dalar mı ekip bilmiyorum. Nurettin Bey'le o zaman ben Ertuğrul Bey'i buluşturayım. Evet. Bir örnek çıkarsa biz o verimlilik durumuna göre bakar değerlendirme yaparız. Tamam Nurettin Hocam. Valla hocam özellikle bu pandemi hastanesi çok doğru bir tercih olabilir. Tamam. Yani, burada Ertuğrul Bey o zaman Nurettin Hocamızı bir ziyaret edin siz. Orada bir denemesini yapın. Sayın biz Bakan. De şöyle karar alırız. Enerji verimliliğinden tasarruf ettiği parayı kendi bütçesinin artısı olarak onlara veririz. Böylece o da bizim itekleyici gücümüz olur hastanede. Ha, çok güzel. Onu, harika. Onu bütçenizden tasarruf saymayız. Size kar olarak yazarız. Harika. Buna da vesile olmuş olduk. Peki başka şu anda bu illa bir soru sormam gereken diyen var mı dostlarımızdan? Çünkü çok uzadı, Sayın Bakanımızı da çok tutmak istemiyorum. Bugün de yavrusu oğlu şeye girdi, üniversite imtihanına girdi. Aklı da oradadır, inşallah iyi geçmiştir. Geldi Hanım mi? Orada bıraktım zaten. Hanım orada bıraktım geldim. Evet. Bu vesileyle bütün yavrularımızın üniversite imtihanlarına hayırlı sonuçlar almasını diliyorum, başarılar diliyorum. Yunus Hocam soru söz istiyor. Buyurun kısaca. Şimdi konu açıldığı için enerji uzmanı olarak biz Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde bir AB projesinin parçası olarak aşağı yukarı ne kadar toplamı 13 milyon euroluk bizim kısmında onun bir kısmı bir uygulama yaptık. Aşağı yukarı enerji maliyetleri bir yarıya düştü. Tabii bir sürü şeyler yapılabiliyor. Bizim yaptığımız biraz egzotik bir sistem de. Ama sadece bakın şu yapılsa. Şimdi hastanede hava değişimi önemli. İçerideki mesela sıcak hava dışarı atılıyor. Dışarıdan temiz hava geliyor. Kışın diyelim soğuk hava gelirken sadece bir eşanjör koyuyorsunuz. Eşanjör de hava karışmıyor zaten. Ne oluyor? Siz mesela o atılan ısıyı geri kazanıyorsunuz. Ki bunlar %70-80 civarında. Yazında klimalı soğuk hava yatarken dışarıdan diyelim hava gelir. Yine aynı eşanjörden şey yapıyorsunuz. Yani onlar temas halinde olduğu için hava yine soğuyor ve içeriye 35 derecede değil belki 30 ya da 28 derecede hava giriyor. Klima ihtiyacınız bayağı bir azalıyor. Yani çok küçük böyle şeylerle, müdahalelerle muazzam enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Herhalde bizim doktorlarımız ve mühendislerimiz onları konuşacaklar. Güzel bir uygulama olur orada. Evet. Yani Yunus Hoca'nın bu konuda, Yunus Hocam siz de Nurettin Hoca'ya gideyim. Bu konuda İstanbul'a bir geldiğinizde bir görüştürelim sizi. Çünkü Yunus Hoca dünyada enerji konusunda başta gelen uzmanlardandır yani. Yunus Cengel Hocamız. Evet. Değerli dostlar. Böylece bir toplantımızın daha sonuna gelmiş olduk. Sayın Bakanımız Şuayb Birinci bize çok çok değerli bir bilgi demeti sundu. Çok önemli bir konuda Türkiye'nin gerçekten dünyanın en önde gelen seviyesinde olduğunu görmemizden dolayı ben yani hataları, eksiklikleri biliyorsunuz çekinmeden söyleyen bir insanım ama bu konuda Şuayb Bey'in şahsi gayretleriyle Türkiye'ye gerçekten bir devrim yaptı. Şuayb Bey bunu
söylememizden de rahatsız olur biliyorum. Birilerinin ürkmemesi için, şey olmaması için, ama hakkı teslim etmek lazım. Kendisini candan tebrik ediyorum. Hepiniz adına, milletimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımızı destekleyen İTÜ'ye, Vakfı Doğa Kolejlerine teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantımız 3 Temmuz'da Profesör Aydoğan Özcan'la, ondan sonra 17 Temmuz'da Türk Patent Kurumu Başkanı Profesör Habib Asan var. Ondan sonra da ay sonunda da Türkiye'nin sanayi tarihi konusunda Profesör Muhittin Şimşek misafirimiz olacak. Ondan sonra bir yaz arası vereceğiz. Dolayısıyla Temmuz'da 3 tane toplantımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Size de çok çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Herkese saygılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dua edin. Sağ olun.